A Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Güvenç Kurtar ve Mahmut Alpaslan konuklarımız, kendileriyle gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi haftalar. İyi yayınlar. Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği bitiyor. Transfer gelişmesi kırmızısı şu anda ekranda. Hemen detayları dinlemek üzere haber merkezimize kameralarımızı çeviriyoruz. Ahmet Selim Kul bizi bekliyor. Selim hoş geldin. Sıcak gelişmeler var. Sendeyiz. Kerem Canmulat teşekkürler. Fenerbahçe'de artık teknik direktör konusunda karar verildi diyebiliriz. Fenerbahçe'de yeni sezonda İsmail Kartal'ın çalıştırmasını bekliyoruz. Resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde yapılmasını bekliyoruz. Tabii İsmail Hoca şu anda haç görevini gerçekleştiriyor. Bir kez de Allah kabul etsin diyelim. Döner dönmez resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor. İsmail Kartal geride kalan sezondan önce de son 10 haftada Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Fakat Fenerbahçe yola devam etme kararı almamıştı. Bu sezon daha camiayı bilen bir isim ön planda düşüncesi Başkan Ali Koç tarafından açıklanmıştı. Bu doğrultuda da son olarak gündemde İsmail Kartal ve Abdullah Avcı isimleri finale kalmıştı. Ve bu finale kalmasının ardından dün değil ondan önceki gün yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Bu toplantıda da artık İsmail Kartal ismi tam anlamıyla ön plana çıktı. Ve Fenerbahçe'de 2 Temmuz'da topbaşı yapılacağı böylelikle futbolculara da iletilmiş oldu. 2 Temmuz'da topbaşı yapacak takım Fenerbahçe'nin de 1 Temmuz'da en geç İsmail Kartal ismini resmen açıklamasını beklediğimizi ifade edelim. Böylelikle teknik direktör belirsizliği de sona ermiş oldu. Fenerbahçe'yi bundan sonra İsmail Kartal'ın çalıştırmasını bekliyoruz. Kısa sürede açıklamayı bekliyoruz. Kerem Canmulat. Bir sorunuz varsa eğer yok. Selim'e. Şöyle ben bir şeyler daha ekleyeyim hazır bağlanmışken gündeme dair. Önümüzdeki günlerde Arda Kanadı'yla da bir görüşme daha olmasını bekliyoruz. Dün ben spor ajansında ifade etmiştim. Dün değil ondan önceki gün. Arda Güler'e Fenerbahçe yeni kontrat sunmadı demiştim. Fenerbahçe'nin bu görüşmede yeni bir kontratta sunacağına dair istihbaratlar aldık. Öyle söyleyelim en azından. Bu görüşmede Arda'ya yeni bir maaş, yeni bir kontratla teklif edilmesini bekliyoruz. Biz ilk görüşmeden önce de bunu bekliyorduk ama öyle bir hamle gelmedi. Bu defa olmasını öngörüyoruz. En azından bilgiler bu yönde. O süreci de takip edeceğiz. Arda Güler'in de tabii bir yandan bütün dünya peşinde. Bütün takımlar onun için savaşıyor. Arda Güler'in de yapılacak o görüşmeden sonra artık geleceğinin netleşmesini bekliyoruz. Dediğim gibi Fenerbahçe Arda Güler'e de yeni bir teklif sunacak. En azından bizim aldığımız bilgiler bu yönde. Arda Güler'i de umarım Arda Güler'le ilgili de gelişmeler yaşanabilir. Ben kalma ihtimali çok düşük diyordum. Hala farklı bir noktada değilim. Sadece yani Fenerbahçe düzgün böyle kapsamlı bir kontrat önerirse ikna edilme ihtimalinin olduğu benim bilgilerim bana bunu söylüyordu. Bu doğrultuda bir teklif gelecek mi bilmiyorum ama Arda Güler'le görüşmede yeni teklif olmasını bekliyoruz. Transfere dair de Zaha konusunda Fenerbahçe'nin en İsteyen kulüpler arasında en isteklisi, en çok ilgi göstereni olduğunu belirtelim. Fenerbahçe Zaha'ya diğer takımlardan daha iyi bir teklif veriyor. Daha iyi bir kontrat sunuyor. Zaha henüz kararını vermedi. Crystal Palace devam etmek istiyor. Premier Lig'den talipleri var. PSG dahi teklif sunmuştu Zaha'ya. Son kararını vermedi ama Fenerbahçe'nin bu transferdeki istekliliği, inadı ve mali anlamlarda da diğer kulüplerden daha iyi. Tabii Arabistan kulüplerini saymıyorum ama Zaha da çok fazla oraya gitmeyi düşünmüyor. Bu doğrultuda Zaha transferi içinde olumlu bir havadan bahsedebiliriz. Hani henüz bitiyor, bitecek demek için erken ama Zaha transferinde de olumlu bir hava olduğundan bahsedebiliriz. Bir de kaleci konusu var. Kaleci konusunda çok keskin ifadeler kullanmak istemiyorum. Çünkü Altay'ın ayrılma ihtimali var ama Altay ayrılmazsa İrfan Can da kadrodayken yine bir kaleci transferi yapılır mı emin değilim. Ama Fenerbahçe şu anda
6 ayında ayrılma ihtimalini düşünerek ayrılma ihtimalinin güçlü olduğunu da ifade edelim. Yabancı kaleci bakıyor. Livakovic'e 8 milyon euroya kadar çıkmıştı Fenerbahçe. Fakat Livakovic'in önceliği biraz daha İspanya. Oradan gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe Livakovic biraz oyalayınca İtalya'dan kendilerine Perin önerildi. Bugün İtalya basında da bu haberler çıktı. Perin'le ilgili de Fenerbahçe durumunu bu teklife sıcak yaklaştı. Orada da bir pazarlık süreci olduğunu belirtelim. Ya Fenerbahçe'nin yabancı bir kaleci alma ihtimali de var ama kesin demek için erken, o yüzden keskin ifadeler kullanmak istemiyorum. Bu şekilde Fenerbahçe'ye dair detayları paylaşmış oldum Kerem. Selim, Mahmut Hoca'nın sana bir sorusu var. Merhaba Selim, nasılsın? İyiyim hocam, teşekkürler. Ben de teşekkür. Şey soracağım, Zaha dedin de peki o mevkide bir sürü oyuncu var Fenerbahçe'de. Kim var? Gitmeyenler de var, Rossi'si var. Reinkent katıldı. Reinkent var. Batshuayi'de o tarafta oynayabiliyor. Emre Mor var. Emre Mor'u var. Yani bir hocam sürü... Emre Mor biraz sağ kanat gibi şimdi düşünmek lazım. Şimdi her tarafta kullanabilirsin. Yani onun için söylüyorum ben. Zaha da çok bir solda oynayabiliyor, sağda oynayabiliyor, esas solda oynayamıyor. Onun için dedim yani gidenler var mı hocam, Zaha'nın üzerinde hocam, durdukları için? Rossi Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali var. Emre Mor'un yerli olduğu için çok fazla ayrılacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe kanat bölgesini yeniliyor, yenilemeyi. İyi bir kanat oyuncusu takviyesi yapmak istiyor. Kent bunlardan bir tanesi, Zaha diğeri. Yani Zaha transferinden sonra oraya yeni isim gelmeyecek ama Rossi teklif gelirse değerlendirecek. Yani Fenerbahçe Rossi'yi satmak istiyor demek istemiyorum ama Rossi önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymeme ihtimali gayet yüksek. Onun dışında da Fenerbahçe net bir kanat oyuncu sıkıntısı vardı zaten. Şimdi İsmail Kartal Ferdi'yi bekle mi kullanacak, önde mi kullanacak, ona göre şekillenecek konular var ama Fenerbahçe Kent'ten sonra oraya da net bir kanat oyuncusu takviyesi yapmak istiyor. Planlamanın şişme kısmını daha sonra gerekirse çözmeyi düşünüyor. Çünkü Zaha transferinde çok rakip var. Aceleci davranmak gerekiyor, hızlı karar vermek gerekiyor. Orada da kaliteyi arttırma yönünde çok net bir tavır olduğu için Fenerbahçe ayrılacak oyuncuların kaderini çok fazla hesaplamadan bu transferi bitirmek istiyor. Ama Rossi'nin ayrılma ihtimali olduğunu söyleyelim. Yani kanat bölgesinde Fenerbahçe en azından 3-4 tane iyi kanat oyuncusunun olmasını istiyor. Tabii Batshuayi'yi çok fazla orada göreceğimizi düşünmüyorum. Seneye daha tek forvet üzerinden 4-2-3-1 üzerinden bir düzen olacağını düşünürsek Fenerbahçe'de kanat oyuncuları çok fazla önem arz ediyor. Bu yüzden de iyi kanat oyuncuları transfer edilmesi hedefleniyor. Dizilişten yola çıkmayalım. Belki iki de oynayabilirsiniz de ama Zaha'yı bitirirse büyük bir iş yaparlar. Yani şimdi elindekilerin hepsinden iyi. Vallahi ben şundan yola çıktım. Neden? Elinde o mevkide bir sürü yoğunluk var. Çoğunluk da var. Ondan acaba gidecekler mi var? Var hocam. Ondan yola çıktım. Yoksa hocam, Zaha'ya kimse hayır demez. Yeter ki şunu dersin Zaha'ya. Paran varsa al getir imzayı attır. Hocam Serdar Aziz, Serdar Dursun, Samet Akaydın, Atilla Zalai, Osayi Samuel, Arao, Joshua King. Bu oyuncular satılmaya sıcak bakılan oyuncular. Fenerbahçe'de ayrılacak çok sayıda oyuncu olacak. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Gelen tekliflere göre işte teknik direktörün düşüncesine göre değişecek kriterlerle ayrılacak birçok oyuncu olacak. Ama Fenerbahçe önce kadroyu yapmayı hedefliyor. Burada vakit kaybetmek istemiyor. Hayırlısı. Teşekkürler. Ben sorayım. Hocadan, Güvenç Hoca'dan da bir soru var. Ahmetciğim, şimdi saydıklarında 3 tane stoperi saydın değil mi? Samet, Zalai, Serdar Aziz. Serdar Aziz. Peki almak için bunların yerine bir şey var mı, görüşme? Bekao konusunda oyuncuyla unuttum, çok fazla konu olduğu için. Yani prensip anlaşmasına var. Yani artık Bekao'da Fenerbahçe birçok noktayı halletmiş durumda. Udinese'nin istediği rakamla Fenerbahçe'nin verdiği rakam arasında fark var. Yani biraz fazla istiyor Udinese. Fenerbahçe ona göre daha az veriyor. Yani bir 3-4 milyonluk fark var. Ama Fenerbahçe de şunun farkında. Hani o rakamlara yaklaşması durumunda bu transferi bitirebilir ama bu pazarlık süreci sonuçta. Acelesi de yok çok fazla Fenerbahçe'nin. Stoper oyuncularını sayıyorum. Bunlar satılık oyuncular değil ama hocam. Yani bunlardan bazıları ayrılacak ama gelen tekliflere göre. Ben önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin yeni stoper attığını, yeni transfer, BK olma ihtimali yüksek. Luan Perez, Atilla Zalai'ye teklif gelirse satılır. Hatta
teklif getirilmesi için bu yönde bir çalışma da var. Bunu da söyleyelim. Emir Ortakaya da var. Fenerbahçe Göztepe'de çok iyi bir performans sergiledi. Emir Ortakaya'yı da düşünürsek 3 stoperin teklif gelmesi halinde satılacak oyuncular listesinde olması çok da sürpriz değil hocam. Ben teşekkür ederim. Selim sağ ol, ağzına sağlık. İyi tekrar yayınlar. Görüşürüz, konuşuruz. Ahmet Selim Kul bizle birlikteydi. Hemen sıcağı sıcağına Fenerbahçe'de teknik direktör meselesine nokta konmak üzere olduğuna dair gelişmeleri bizlerle paylaştı. Mahmut Hocam, sizle bir açılış yapalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz Fenerbahçe'nin İsmail Kartal konusunda artık karara varmaya yakın olmasını? Ön yargılı olamayız tabii. Malum İsmail Hoca kulüpte uzun süreler görev aldı. Altyapıdan yardımcı hocalık olsun, A takım hocalığı olsun, hepsini bir görevlerde bulundu. Kulübün bütün dinamiklerini bilen, önemli olan burada hocadan ziyade hocayla birlikte yapacağınız transferler herhalde büyük kemikleşmiş kadroyu bozmayacaklar fazla. Öyle gözüküyor. Zaten kadroyu bozup da tekrardan devir daimi yaparsanız bu sefer tekrardan bir nakarat devresine gireceksiniz. Ki bizim en büyük sıkıntılarımız o. Seneye 7-8-10 oyuncunuzu tutamıyorsunuz bu yedekler de dahil. Çok devşirme yaptı, değiştirdiğimiz için önemli olan kadroda kimler kalacak, kimler gidecek, stoper mevkine takviye yapacaklar, sol bek mevkine takviye, yani bir sürü isimler geçiyor şu anda, bir şey değil mi? Önemli olan hocanın geldikten sonra kesin bir dizilişi bir tarafa bırakalım, oynatmak istediği ve orta sahadaki esas yaratıcı oyuncular kimler olacak Kerem? Yani onları bileceğiz. Hocanın oynayacağı. Zaten hocalarla biliyorsun oyun belli. Neler oynayacağınız belli. Buradan önemli olan oyuncu potansiyellerini daha yukarı taşımak. Yeni gelenlerle onları iyi bağlantısını kurup lige hazırlanmak. Hoca da olursa biz de seviniriz. Meslektaşımız hak ediyor mu? Hak ediyor. Senelerden beri o camianın içinde olan. Ama şöyle söyleyeyim hocam, zor bir göreve geliyor. Çok zor bir göreve. Çünkü beklenti öyle böyle değil. Evet. Yani hep her sene diyorsun. Bu sene mi olacak? Allah olursa Allah yoluna açık etsin. Ben başarılar dilerim. Bir Türk meslektaşımızın büyük bir kulüpte başarılı olmasın. Okan nasıl başarılar getirdiyse ki Türk hocalarımızı, ki son dönemde en son Gerets'te değil mi şampiyon olan? Bildiğim kadarıyla. Zico. Gerets de şampiyon oldu. Zico'dan sonra Gerets vardı. Yok. Galatasaray'da. Önce mi sonra mı bilmiyorum. Neyse. En son olanlar bir tane, o da 15 sene evvel filan. Devamlı şeyler. Türk hocalarımız şampiyon oluyor. İnşallah Allah yüzüne bakar İsmail Hoca'nın da, gelirse şahit. Kabul de görürlerse yine iş o tarafa gidiyor. Gerets 2005-2006, Zico 2007, yok 2006-2007 ertesi sezon. Hemen sen iki kere arka arkaya. Önce Gerets, sonra ondan sonra da düşün, bu zamana kadar hep Türk hocalarımız başarılı olmuşlar. Ben tekrardan imza atıldıktan sonra ıslak imzayı görmek lazım. Son anda biliyorsunuz farklılıklar yaşayabilir ama İsmail Hoca olacağını tahmin etmiyorum. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın hemen şimdi. Hocam nasıl yorumlarsınız? Ben yorulmayayım şimdi. Tabii ki, lütfen. Hayırlı olsun. İlk önce söyleyeyim. İsmail Hoca'ya bana göre haksızlık yaptılar demiştim. Ben tabii Aykut'la İsmail arasında böyle bir gidip geldim. Şöyle ama bir şey oldu. Aykut Hoca hiç gündeme gelmedim. Yani. Ya Türkiye'de ne gel? Biz de gündeme gelmiyoruz hocam. Bak ikimiz bu. Hocam siz hep gündemdesiniz. Teşekkür ederim. Şimdi hocam bir şey söyledi biliyor musun? Şimdi elini taşın altına soktu zor falan ya. Bu şimdi İsmail elini pırlanta taşın altına soktu yani. Bunu unutmayalım, pırlanta. Fenerbahçe'de hoca olmak yani öyle kolay bir iş değil. Bana göre kolay hiçbir şey yok. Fenerbahçe'de iyi bir kadrosu var. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Başarılı olduğu kadroya bakıyorum. Sağ tarafta Osay Samuel. Ki Şenol Hoca'yla dün akşam Ustamer'le beraberdik. Aynı görüşteyiz. Bize göre en iyi sağ bek o. Sol bek Ferdi. Stoperler kimle? Serdar. Kim yok orada? Serdar'ı bana göre tutar. Hocam Serdar varken Bekao'ya gerek var mı? ya bak bir şey söyleyeceğim. Beni kızdırıyor. Geçen gün var ya abuk subuk konuştum bunun yüzünden. Şeyim bak hoca ne diyor biliyor musun? Serdar mı şey mi neydi o? Abdülkerim mi diye beni gaza getirdi. Ama Sayıs'la mukayese etmiyor. Yok yok. Hiç sinirlendim ben de. Sayısla mukayese etmiyor ama.
Serdar'la Abdülkerim Saydım gayet etsene. Gitsin oynasın bakayım şeyde ne var? Adını söyle. Fas'ta. Oynayamaz. Ya onunla mukayese ettiği zaman sınıfta kalır. Onu söyleme çok uyanık. Aferin yani mesleğini iyi yapıyor. Bizi orada ters düşürdü. Bir kızdım ben de kötü bir şeyler söyledim. O neyse. Sen kötü söylemezsin. Ya, yok yok söylemez. Ağzımdan kaçtı. Ağzımdan çıktı. Espriyle kaçtı. Neyse. Yok, ya neyse. Şimdi ya güldürüyor beni ya. Neticede Serdar Aziz öbürü neydi söylediğin? Bekao. Bekao. Şimdi o ikisi olabilir. Çünkü çabuk adamları seviyor ve iyi yaptı. Şimdi Crespo, Mert Hakan, Sais bunun adamı değil mi? Yani bunun adamı derken başarılı olmuş şey. Şimdi burada Arda olursa Emre olacak. Onun yanında işte aldılar, Kent aldılar. Ondan sonra falan Zeko var falan filan. Şu anda Zaha'yı alırsa ne olur hocam? Zaha'yı alırsa. Zaha'yı alırsa iki Zalay tane. Değil, Zaha. Zaha biliyorum yani Zaha. İki tane de kanat almaları lazım yani. Onu şeye gidip Eminönü'ne. Rakip ne? Takımlar mı ki burası mı? Bizimki alacak kanat neyse. Onlar kement alacaklar. Kovboy kement. Amerika'ya ben ısmarladık rakipler. Kement, beyaz mendil. Ancak öyle mi durdururlar diyorsun? Neyse yani şimdi tabii ki arkada üçünü. Bak şimdi ne var biliyor musun? Keremciğim ben burada eleştiri de gördüğümüzü söylüyoruz. Bizimki evet. Eleştiri değil ki. Şimdi, öyle düşünüyorsanız öyle söyleyeceksiniz. Tabii yani. Şimdi ne oldu? Üçünü birden gönderirse geldirirse gidecek şeyi var Fenerbahçe. Değil mi ki? Demek ki bizi doğruluyor. Bizim söylediklerimiz doğrulanıyor. Bu arada Perez'le ilgili şey Zaniolo onun yanından nasıl geçti biliyor musun? Eskiden vardı ya reklam vardı. Şimdi o Magurus geçti. ne geçti biliyor musun? Zaniolo pırt diye. Olmaz. Ben ağır stoperleri sevmiyorum değil yani taraftarı değilim. Perez'in yanından tren gibi geçti. Bekao için ne diyorsun? Bekao ya şimdi bak Sainz da mesela taştı tamam mı? Ağır görünüyor ama bir kişi ben onu eğer varsa aklınızda söyleyeyim. Ben şimdi öbürlerinin hatalarıyla bir sürü maç hocam pozisyon yani. Alması iyi. Ya bir kişi bak gayet hata iyi. Hata yapıp da gol yemedi. Şöyle söyleyeyim bak. Çok kısa. Beka ile ilgili Pepe'nin daha biraz farklı varyasyonu. Pepe ya. Çok üst seviyede. Daha 20'de 40 yaşında kupa aldı. Hala Pepe oynar de. Pepe. Ya şimdi 40 yaşında hocam neyse. Kupa aldı daha yeni. Şimdi şeye de geleceğim Galatasaray'da. Bizim Gomis'e de geleceğim. Az sonra konuşacağız. Tabii onu zaten. Yani şunu söyleyeceğim. Neticede şimdi bunlar şey ne o Pepez mi Gopez mi ne bizim şeyin Lopez mi? Bir tane stoper şimdi Fenerbahçe'de onu koyuyorlar. Onun yanına bir adam alacaklar. Tamam mı? Perez. 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 Bana göre Perez'de Salah'ı bir bana göre yarım tık daha iyi o Perez'den bana göre. Hı hı. Ama Perez'in de mesela oyuna girişi Salah'ın da iyi. O da ondan hocam, bir takdir. Hocam Salah'ı bilmiyorum katılır mısınız? İlk geldiği günden sonra verdiği şöyle söyleyeyim iyi düşünceleri sanki devam ettiremedi yani gelişim evet, gösteremedi sanki. Bak gelince dedim daha ki, fazla şey var. Bravo diyordum. Bravo. Evet. Gelince ben dedim ki kim aldıysa bunu ele alasın dedim ya. Vallahi, çok iyi başlamış. Evet. O ondan sonra arkadaş ne oldu buna okuttular mı ne yaptılar papaz büyüsü yapmışlardı yesin neyse öyle şeyler var mı performans yani şey ya şimdi. Kötü bir adam değil canım şimdi ama biz de mesela bak Kerem mesela ben bazı şeylere kızıyorum tamam mı mesela esasında böyle maçta falan sarı kart böyle kızdırıp da yemezdim ama burada Chelsea'ye gidecekti abi Chelsea olmaz ya. Şimdi biz de tabii orada dedik ki ancak garsonluk yapar. Ayıp ediyoruz mesela. Yanlış konuşuyoruz ama adam kötü değil. Tamam mı? Bir de bizim ağzımızdan ya Kerem şimdi bir şey söyledik hani bizim şeyle de ilgili bizim medyayla da ilgili yalan yanlış şeyler yazıyorlar tamam mı? Herkes diyor ki ya diyor senin diyor televizyona bak diyor. Söyleyeyim onu ben. Bilsin herkes ya. Fenerbahçe Salah'ın peşinde diye A-Spor diyor. Ya delireceğim. Arkada bizimkiler böyle bir şey yapmaz diyorum. Bizim orada evet. Kaliteli bir şeyiz biz, ekibiz. Araştırma şirketiz. Böyle bir şey yazması mümkün. Ya yazıyor diyor. Bana gösterdiler. Delireceğim. Benim ağzımdan ne yazmışlar biliyor musun? Bu Okan gitsin de bir yerde başarılı olsun. Ya burada Okan'ı metede de biz bitiremedik. Yönetimi de. Ya evet. Ben eleştirdiğim değil. Ben stoperlere hatalarını söyledim. Eksiklerini. Yoksa biz ya Okan'ı sırtımızda taşırız. Bir de Mete'de de bitiremedik. Galatasaray'ın yönetimi Mete'de de
Ama bir yazmışlar benim, bir de resmi koymuşlar. Ya var ya, bir de bizim şirketin koymuşlar. Delirdi. Ya bunlar ayıp ediyorlar ya, kimlerse senin bunlar. Senin Perez'le ilgili söylediğin Zalay ile Perez mukayesesinde, Perez'in avantajı Avrupa'da uzun süre oynaması. Yani Brezilya'dan gelip çıkışını Brezilya'dan yapıp Avrupa'da Marsilya'da, Zalay'ın da Kıbrıs Rum kesimiydi, evet, değil mi? Ama hocam bak, Macaristan şu... milli takımında da oynuyor. Adam bir de İngiltere'yi falan yendiler Kerem, değil mi? Bununla evet, şimdi tabii tabii bak şimdi yani, ne var biliyor musun? O da kötü. Bu Perez'in bir de özelliği, sol tarafta da oynatıyorlar. Sol bek olarak da kullanıyorlar. Hocam şöyle oturaklı olduğu için hocam, ama oturaklı da ağır hocam, adam hocam. Zanyolu oradan nasıl geçti? Şimdi geçer. O, açık hocam, açıklar varsa hızlı seni geçersin, götürürsün. Tamam da şimdi ya şimdi süratli futbolcular var ya. Gene işte, gelecek. Ona göre de kurgunu yapacaksın. Kerem'de bilmem ne, neyse yani şunu söyleyeceğim. Yani Fenerbahçe'de kim gibi, Serdar Aziz gibi şey, ya dün şeyde bir kardeşimiz var, Galatasaray'da çalışıyor. Var ya işte bizim de, ben şimdi Abdülkerim'e şey yapıyorum, benim de arkadaşlarım beni kızdırıyor. Bu Serdar Pende'ye gidiyor bilmem ne. Geldi o genç kardeşimiz, Galatasaray'ın şeylerinde Serdar'ın şeyleri bir numara dedi. Çabukluğu, sürati 10-20 falan filan. O da ben söylemiyorum yani, o da orada hani veriler verileri. Serdar'ın neyse önemli değil. Çabuk süratli adamı ben seviyorum. Bak Bekao'da 1.90 küsur boyu var ama dönüşleri falan çok oturaklı. Ya işte, pozisyon bilgisi çok iyi. O kadar çabuk görünüyor. İyi bir oyuncu yani. Bak diyorum ki bana bizim bir standartlarımıza tane göre. Kerem, ben ne Dünya Kupası'nda ne buradaki maçlarda bir tane bireysel hatadan gol yediğini görmedim. Kimin? Şeyin Saiz'in. Roman Saiz. Görmedim arkadaş. Ya görmedim, bilmiyorum. Ya, hatırlamıyorum. Hatırlasam hemen de. O da oturaklı üstü. Ya işte onu söyleyeceğim. Şey yani, çok ama, iyi bacağım. Ya şeye geliyor aklıma. Uçe ile Hök geliyor. Kaç sene İngiltere'de oynadı Roman Saiz? Ya oyunu da kimse geçemiyordu onu süratli. Roman Saiz. 4 sene var değil mi? 4 sene kesin var İngiltere'de hocam. Ya işte ya ona baktım. 4 sene kesin yani. Bizim şeyin... Yani şeyde... Valverant'ında 6 yıl. Bak 6 yıl. 6 yıl oynamak, onu o oradaki tecrübeni, oradaki pozisyon hocam, bilgini burayı şey taşıyorsun. Yani. Ya hocam şeyi de geçemediler bizim Uçe'den, Ök'ten sonra gelen bizim yerli Lugano mu? Yok be, yerli futbolcumuz yok mu? Geldi bizim ya Allah'ım ya. Bekir mi? Yok ya, Sedat'ın bizim şeyi akrabası yok mu Sedat? Ha, rahmet eylesin Allah. Neyse yani onu da geçemediler. Mesela o da ya işte pozisyon almayı bilirsen, tamam mı? Hı hı. Yaklaşmazsan, tamam mı? Ya uçağı kimse geçemiyordu ya. Adam ağır şey falan. Onun için yani o da pozisyonu da alırsan önemli. Ama ben şimdi Perez'e, tabii İsmail gelecek şimdi, bana göre benim fikrim de öyle mesela. Herkes de değişebilir. Benim için o Osayi Samuel sağ abi, geçemezsin arkada. Ben forvet oynadım. Bir kere geçirmez. Diyor ki for hücumda hiç şeyi yok. Bilmem nesi yok falan. Neyi yok? Hücumda işte şey değil falan filan diyor. Katkısı yok, matkısı yok diyor. Ya 20-30 defa gidiyor. Rakibin bir kere dengesini bozarsın ya. Dengesini bozarsın. Neyse yani bununla ilgili. Mesela Ferdi ile ilgili. Ön tarafta oynatmam. Zaten bu arkada her şeyi yapıyor, önde oynamış gibi. Ne lüzum var öne koyayım ben onu? Bir tane daha fazla adam orada oynatırım. Öyle değil mi? Onun için... Şimdi bu stoperler gidiyor. Şimdi ön taraftan başladılar hep. Zaha diyorsun, Kent diyorsun. İşte şeyi aldı zaten. Kent alındı. Kent alındı. İşte, Kent alındı. Zeko alındı. Zeko alındı. İşte Zaha var. Birisinin daha var galiba piyasada şeydi falan diyorsun ya, alsa iyi olur diye. Neyse şunu söyleyeceğim. Yani ben olsam arkadan bir başlardım. Hiç gene yani şey, sonra kaleci gidecek. Nereye gidecek? Baktım Sırmer mi? Şimdi Altay baktı şey... İrfan iyi oynuyor değil mi? Herif bayağı iyi oynuyor. Bana güven verdi mesela çocuk. Livakovic'i yazıyorlar. Hırvatistan'ın kalecisi. İyi mi? Ben bilmiyorum. Sen daha onları bilirsin. Hoca da bilir onları. Yani olabilir, alabilirler. O zaman Altay durmaz. Altay o zaman bir yere gider. Nereye gider? Türkiye'de hiçbir yere gitmez Altay. Dışarı olur. Herhalde çünkü. Sonra kim alır yani kim orada, Türkiye'de alamazsın dışarı. Yine arkası, arka taraf, arka çok önemli ya. Yani. Hocam savunma. Onlar önden başlayıp orta sahada güçlendirecekler Fenerbahçe. Hocam orta sahada bir şey söyleyeyim mi? Bu İsmail benim bildiğim arayı oynatmaz. Bir de Lincoln geliyor da. Daha tabii Lincoln sakatlıktan döndü mü? O mesela o ekstra bir adam. Daha Lincoln bak var. Şimdi Mert Hakan var. Saiz var. Crespo var. Tamam mı? İsmail var. Arayı ben işte herhalde gönderirler gibi geliyor. Hoca alsın, bir yere gitti mi bizim hoca? Yok.
Lincoln var. Ha? Suudi Arabistan milli takımı olabilir diyorlar. Diyorlar. Ya onun öyle bir PR'ı var ki her tarafı olabilir. Herhalde. Mars'ta falan da bir takım yazabilirler yani oraya gidiyor falan diye. Adam bir yere bir gitsin bir göreyim mi ya? Alsın oraya aldık birkaç tane adam var. Gustavo'lar bilmem neler falan. Gustavo zaten döner ya. Ülkesine gider. Orada ülkesine bir takımı da gönderir. Hocam, Gustavo ama bizim bak bu olmaz yani. Türkiye'de bazı şeyler var. Yalnız o giden Gustavo bunları var ya ayakkabısını atsa bunların hepsinden iyiydi. Giden vardı ya hani hücuma gitmiyor falan dedikleri hangisi? Adam. Hangisi? Bir tane daha Gustavo vardı ya Arabistan'da. Luis Gustavo. Luis. Ama hocam. Hocam son döneminde o kadar kötüydü. Ya kötü. Anca Arabistan'da oynar gibi bir görüntüsü. Ya senin. Bunlar sanki çok iyi oynuyor. Senin bahsettiğin. Bunlar da hani Arao'da çok hocam, olağanüstü bir oyuncu değil tabii ki. Yani. Ya fena bir oyuncu değil ama. Yok bu, o iyi Gusto, oyuncu. Yani ama şimdi, sıradan bir oyuncu. Ama bir şey söyleyeyim. Şimdi Gustavo varken ben bunu almam arkadaş. Bundan tamam, almazdım Gustavo yani. Gustavo da çok tamam, düştü hocam. Çok düştü. Ya sen o kadar yazar çizersen adamı. Anladın mı? Yanındaki adamlara bakış yaparsan düşer tabii. Ya Gustavo'nun bildiğimiz Gustavo olsa. Ya bildiğin Gustavo zaten Brezilya milli takımda oynuyordu. Ya Allah düştü Allah. Artık. Ya ondan sonra gitti hocam, artık işte. Bazı şeylere katılmıyorum. Bildiğin Chasseboya. Yeni gönderdi. Herkes gönderdi. Sen ne dedin? Chasseboya için doğru söyle bak. Chasseboya için geçen sene. Ben beğendin mi beğenmedin mi? Hayır, benim fiziksel olarak direkt hatta kimle konuştuğumu söyleyemeyeceğim ama. Neyse boş. Demek benim Chasseboya'yla ilgili düşüncem hep şuydu. Fiziksel olarak çok iyi. Oyun gelişimini, teknik becerilerini, pozisyon almasını hocam düzeltirse potansiyeli var. Canım, ama bu kadar beklemiyordum. Asla beklemiyordum. Şimdi bak. Kimse beklemiyordu. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bak yok, adamı görüyorsun bir şeyler olur. Hı. Anladın mı? Bir şeyler olur yani, tamam mı? Ben adamı mesela ama onu mesela gönderdiler. Ya Galatasaray kulübü bunu git arkadaş dedi. Takım bulamadı değil mi? Parasını da verdik vereceklerdi. Biliyor musun? Yani adam gitsin diye. Şimdi bazı şeylerde bu adam kötü, bu adam bir tane şey oynuyor. Tamam mı? Adam maç oynamıyor. Veya eksik oynuyor. Bir medyadaki biri bir yazıyor. Taraftar ne yapacak? Ya, şimdi bizim futbol seyircimiz o kadar şey değil ki yani. Bu işin içinde değil ki. Biri kötü dediği zaman herkes ona kötü diyor. Bir maçlık zaten kötü, burada. Hocam kötü diyor. Bir maç kötü oynasın bittin. Bir maçlık İrfan zaten Can için. Aşır. Geçen gün şeyle yayındayız. Serdar Kelleci, Melike ben. Dedi ki İrfan Can dedi. Serdar Kelleci bir dakika da dur ben alayım söz dedim. Ben alayım. Çünkü o dedi muhalif olacağım. O beğenmeyecek. Ya dedim ya adam bana göre çok iyi, iyi oynuyor ama medya ona öyle bir çizdi ki taraftar da öyle düşünüyor. Bu da bir de şimdi Ersin de gol attı mı? Tabii benim haklı çıktım yani. En azından gol attığım için haklı hocam çıktım. Hocam yeteneğiyle alakalı zaten ya herhangi ama bir şüphe yok İrfan Can'ın ama devamlılığı yok. Ya hocam ya. Devamlılığı yok. Ne olur biliyor musun? 10 maçın ikisini iyi oynuyor. Yok o kadar. Sen de abarttın. Ne diyorsunuz hocam? Ya bırak. Valla şöyle. Bana bak şey. Bir hocaya da söz veriyorum. Devamlılık. Tamam. Devamlılık şöyle olur. Hocam 10'a 2 diyor ya. Çık biraz da alıcı olalım. Hadi 3 olsun 4 olsun. Devamlılık şöyle. 10 maçı arkası arkası full oynarsın. Oradan bakarsın evet. Ama şimdi bu tarzdaki bir oyuncuları siz 2 maç oynatıp 5 maç bekletti falan oynadığın zaman oyuncu ister istemez o potansiyelini sınırlı yapmak istediklerini bir an evvel iyisini yapamaz. Çünkü İrfan Can geldiği yerde atıyorum 10 maç aralıksız oynamış bir oyuncu. Seri al. Biz bunları Fenerbahçe'ye görmüyoruz. Burada da Fenerbahçe'nin hocasından kaynaklan. Niye hocasından kaynaklan? Hep şey yaptı. Hep değiştirdi takımı. Devamlı değiştirdi. Çünkü İrfan Can'ı böyle bir kötüye atamayız. Kaç tane sol ayaklı oyuncumuz var? Arda'yı şu anda bir tarafa bırak. Arda çok farklı. Bu arada benim de beklentim çok daha fazla. Hepimizin ama ne var? Çünkü o yeteneği var. Kerem en büyük hata bizde. Bizde hoca olarak derim. Biz hepimizi katalım. Ben o potansiyeldeki oyuncuyu 3 maç oynatıp 5-6 maç oynatmazsam adamlar o potansiyeli de alamam. Evet, tabii canım, ben de yani. Oyuncu. Hocam bu arada Valencia'ya bir gol attı yani tersiyle. Seyrettiniz mi demin sen konuşurken? Oraya bakıyorum ben. Valencia orta, Ferdi'nin ortasına bir sol ayağıyla uçarak sağ ayağın dışıyla. Bir de arkaya kaçırırken uçarak bir attığı. Haaland'ın golleri gibi öyle bir gol. Ama çok güzel. Ya bakma adam çok hocam, iyiydi ya. Bu da bir tartışma olacak ileride biliyor musun? O kadar gol atacak mı atamayacak hocam, mı? Hocam Ekvator milli takımı. Ekvator'dan çıkıyorsun. İngiltere'ye geliyorsun. İngiltere'de olmuyor. Gidiyorsun Tigris'e. Hayatının en iyi sezonunu burada geçirdi. Şu sezon var ya belki onun 25 yaşında falan olmuş olsa bu paha biçemezsin. Ama bir şey söyleyeyim. İstediği toplar geliyor. Şimdi seyrediyorum deminden beri yani adamlar. Açık yoktu Fenerbahçe'de. Meziyet var yani. Açık yoktu Fenerbahçe'de. Ha? Demek ki varmış açıkta. Bekler geliyor. Bekler de geliyor. Açıklar da geliyor. Hepsi kullanılan. Neyse. Ya ben öyle yani, açık yok diye bir şey söylemiyorum. Ya İrfan oradan kaç defa şey ne o?
Emre Mor kaç tane gol attırdı sol sağ taraftan sol ayağıyla? Hocam bu sezon Fenerbahçe'de hoca ile birlikte çok farklı bir değişkenlik gördük, yaşadık. Bilhassa ilk devre biliyorsun Kerem çok fazla takımı değiştirdiği için hepsi de seri bir oyun olmadı. En son 5-6 haftada Fenerbahçe'nin 11'ini saymaya başladık. Bu 11 oynar diye. Hocam, ondan bir şey zaten var. Kaynaklandı hocam, İrfan'ın kötü gözükmesiyle. Bir şey söyleyeceğim ya. Şimdi İsmail bana göre başarılı olur diye düşünüyorum. Bir tek handikapı ne biliyor musunuz? Negatif şey olur. Şimdi burada yerli futbolcular hepsi bu şeyi oynamadığı zaman ses çıkartmıyorlardı. Şimdi oynamadıkları zaman arıza çıkarabilirler. Yok yani. Bak, Fenerbahçe falan kulübünde olmaz. Ya tamam hocam. Bir şey söyleyeceğim. Ya öyle deme şimdi, İrfan'ı oynatmıyordu. Bu oynatmadığı zaman arıza çıkarır. Bak İsmail'e çıkarırlar. O öbürü işte şeyi zannettiler. Onu ilah zannediyorlardı ya. Dünyanın en iyi teknik direktörü ses çıkartmıyordu futbolcular da. Onlar yemiyordu da. Yani kamuoyunda herkes yiyordu işte. Sen de vereceksin hocam. İrfan olarak da vereceksin. Şimdi hayır bak, yani bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. Oraya Zaha'yı alırsa, Zaha'yı alırsa kimse arıza çıkarmaz. Bir şey tamam da gene oyna. Ya bak Emre küstü. Hiç şeyde bile oynamadı son maçlarda Emre Mor. Tamam mı? İrfan'ı zar zor oynattı. Bir ara ben diyordum ki Arda, Saiz, İsmail. Bu üçüne gıcık bu diyordum. Aynı kelimeyi kullanıyordum. Bak Arda, Saiz, İsmail. Bu üçüne gıcık bu hoca diyordum. Benim için gördüğüm yani. Ve en sonunda zaten Arda'yı seyirci baskısıyla oynattı. İsmail'i zaten bir ara kaybolmuştu. Emre'yi hiç son maçlarda hiç koymadı biliyor musun? Şey yapmadı falan. Çocuğu küstürdü. Şimdi tabii burada herkesten İsmail gelince bir beklenti olacak. Hele eski mesela Mert Hakan. Bu varken şey İsmail Hoca varken direkt oynadı. Crespo direkt oynadı. Saiz direkt oynadı. Şimdi, ve başarılıydılar. Herhalde Fenerbahçe'ye bu kadroyu tutarlarsa o Beko falan gelirse stoper belki bir Paredes gibi bir oyuncu oraya ihtiyaçları var. Çünkü Lincoln'u eğer toparlarsa, İrfan'ı da kazanırlarsa Fenerbahçe'nin orada top yapma ve pas yeteneği çok fazla üst seviyelere çıkar. Lincoln bir kere hiçbir zaman için orta sahanın gerisinde olmadı. Sol bek olmadı. İşte Santa oynattı hocam, hocam onu orada yani. Oynattı diyor. Santa Clara'da direkt net bir 10 numara bizim tabirimizde oynayan bir oyuncuydu. Ve çok da iyi işler yapıyordu. Arkasını o Japon'la kapatıyorlardı. Kendi pozisyonunda oynamadı. Evet oynarsa. Devamlılığı da var ama. Bak şimdi şunu diyorum hocam. Yani iki yönlü oynuyor Lincoln, aferin çocuğa. Lincoln toparlanıp çıkıp da kendi pozisyonunda oynarsa, İrfan kendi pozisyonunda o sevdiği pozisyonunda oynarsa, Fenerbahçe oralarda Zeko bir kere çok ekstra bir topçu. Çok ekstra bir top. O kadar iyi alanlar açar ki sana. Hocam Arda kalırsa Arda hocam neler yapıyor? Arda kalırsa yani. Hocam Arda, sizce kalır mı Arda? Yani şu an için görüntüyü nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi Keremciğim ben ne söyleyeyim sana şimdi. Sanki Selim zor olduğunu ifade ediyor. 18 yaşına gelmiş bir oyuncunun eğer bu kadar anlattıkları kadar hani Selim de diyor bütün dünya peşinde eğer öyle bir tane varsa git abi durma. Bak ben de kalmasınayım ama git. Zaman geçtikçe buranın futboluna adapte olursun ve onu üzerine katamazsın. Yani biz şu anda sadece Arda'nın topla buluştuğu anları görüyoruz. O taraflardaki oyun tarzları, çalışmalar, bütün her şey çok farklı. Yani varsa ve ben dün de yayında söyledim. Bana sorarlarsa öyle bir şey olsam yönetici olarak Arda'ya akıl verme konumunda olsam derim ki Ajax'a git. Hiçbir yere düşünme. Direkt Ajax'a git. Hocam Ajax'a gitmesin. Hocam bak ben sana bir hocam, şey anlatayım. Hocam sevgili hocam. Barcelona'yı almaz. Barcelona alacaklarını aldı. Ama Barcelona ile ilgili de İspanyol basınında. Bak şimdi özellikle Barcelona Katalanlara şöyle, yakın medyada Deco'nun çok büyük ilgisi olduğu ve Barcelona'nın düşündüğü konuşuluyor. Şöyle alırlar. Barcelona'yı biliyorsun Yusuf'u da aldı. Evet. Belli bir dönem sonra indi. Emre'yi de aldı. Ki Türkiye'de Emre gencecik çok oyuncu. Emre Demir. Hocam bu Emre tamam Demir. Da bu bambaşka. Bak bir şey anlatıyorum. Aldı gitti. Ama oynamak Arda'nın oynayacağı, devamlı oynayacağı bir yer olması lazım. Ve tikenlerini geliştireceği bir yer. Eğer kalacaksanız oraları O farklı zaman hocam niye Ajax'a gitsin? Fenerbahçe'de kalsın hocam. Bak, hocam yani geçtikçe, zaman geçtikçe. Yok hocam ben olsam Ajax'a gitmem. Hocam niye Ajax'a gitmesi gerektiğini hoca bir açıklasın. Siz de neden Ajax'a gitmemesi gerektiğini şimdi açıklayın. Ajax'ın oyun kültürü Arda'nın oyun kültürüne uygun ve kendisini daha da taşıyacak ve geliştirecek bir futbol yapısına bağlı. Ajax kimleri yetiştirdi biliyorsun bir 2000 yaş grubu vardı onların. Evet. Final oynadılar onlar ve o takım hepsi bir yerlere gitti. Ajax'ın böyle bir yetiştirici ve şeylerin oyuncuların üzerine katabilecek bir kültüre sahip. Hollanda daha doğrusu hepsi işte. Körükçü nereye gitti?
Benfica'ya. Biz beğenmediğimiz gitti Benfica'ya. 50 milyon öyle bir şey verdi hepsinde. En fazla parasını verdi. Evet. Ve oralardan da bu tarzdaki oyunculara para vermez Benfica. Hep Brezilya'dan alır biliyorsun oralara. Demek ki bir şeyler var. Bence Arda'nın şu anda kendi üzerine katacağı belki 2 sene sonra çok farklı bir yerle işte bak. Şey nereye gitti? İlkay? Barcelona'ya. Ya nereden geldi? Şampiyon olarak gitti. Evet. Bir, İngiltere şampiyonu. İki, bütün kupaları aldı. Champions League şampiyonu ve gitti. Evet. Kaç yaşında gitti İlkay? 32 yaşında. Ya. Eğer Ajax'a giderse bence fazla süre olacağı, oynayacağı yer. Onun Ajax o oyun kültürüne, gelişim alanına çok yatkın bir yer. Inter Milan'a gittin. Milan'da İtalya futbolunu biliyorsun abi. Çatır çatır top oynaman lazım. Bu tarzda da yumuşak oyunculara çok fazla yer vermiyorlar orada. İşlerden, yani fiziksel gelişimini de tamamlasın sonra gitsin bence diyorsunuz. Bence iki sene sonra Ajax'a giderse Ajax'tan çıkış yeri çok farklı bir yer olur. Sizce neden Ajax olmamalı? Olmaz hocam. Şimdi benim Fenerbahçe'nin Ajax'tan bir aşağı kalır tarafı yok. Ancak Ajax'ın şöyle bir şey var. Şampiyonlar Ligi falan bilmiyorum şu anda. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler. Gidemediyse hiç adını bile anmam. Başlar. Fenerbahçe'de gidecek şeylere. Yani öbür kupaları Avrupa'da. Hiç bana göre hiç gerek yok. Şampiyonlar Ligi'nde oynardı. Takım çıktı yukarılara kadar. Oradan işte Barcelona'ya gitti bir falan filan birileri. Ama bana göre hiç gerek yok. Direkt giderse gitsin şeye. Bana göre fiziksel yönlerini de tamamlamış durumda. O şutları kimse atamaz. Öyle yorgun morgun kuvvetsiz adamlar öyle topa vuramaz yani. Ne goller attı ya. Biz futbolun içinden geldik. Şuraya 10 metre vuramadı. Güm diye vuruyor. Kuvvetsiz adam öyle bir şey vurur mu? Ama öyle bir algı yarattı ki şey. Jesus bununla ilgili. Oynatmamak için yok gücü yok. Yok şusu yok busu yok. Adam nasıl ya şu attığı golü falan bak. 10 numara. Yani ben öyle kolay kolay biliyorsun değil mi? Beğenmiyorum yani adamları. Bu direkt bana oraya gitsin. Veya burada kalsın. Burada ama şu var. Şimdi bir gün Ahmet Dursun ben de bizi açtı. Başından gelen olay. Biraz şey yapıyor. Beşiktaş da bunu istiyor tamam mı? Tabii ben resmi kimseyle konuşmadım ama Cezmi o zaman bizim Beşiktaş'ta Cezmi Turan şeyde sportif direktör falan. Biraz evde konuşuyordum benim Burak büyük olan dedi ki ya baba ne diyorsun sen dedi ya. Benim Beşiktaş isteyecek dedi var ya ayağımı topa sürmem dedi. Vallahi aynı böyle. Ayağımı topa değmem. Bu çok bile oynuyor dedi. Duisburg'a gittik. Intertoto kupasına. Oradan telefon açtım Cezmi'ye. Tamam mı? Düşündüm taşındım. Cezmi dedim bunu al gel al dedim tamam mı? Ahmet'i de çağırdım kahvaltıya. Oğlum dedim Beşiktaş'a gidiyorsun. Şu var. Bizi aşmış mı? Fenerbahçe'yi aşmışsa çocuk burada gene performansı olmaz. Bak o konuda tamam o konuda sana katılırım. Siz Ahmet'i gitmesi için teşvik ettiniz. Teşvik değil zaten istiyor adamı. Evet. Ya, ben telefon açtım alın dedim. Evet. Oğlum söyledi ben diyor ki ben diyor topa ayağımı değmem. Fayda var hocam. Ayağımı değmem diyor. Şimdi bu da var ya beni istiyorlar diye var ya topa da girmez onu da yapmaz. Bilmem. Ben de olsam işte benim oğlumun söylediğini söylüyorum aynı yaştalardı. Ya düşünür mü onu bilemeyiz de. Ya hocam aynı bak şeyler. Şimdi bunu buraları istiyorsa gidecek bir yerler. Ajax tabii bunların içinde bir tanesi. Geçen ben sezon istedi Ajax'a. Hocam resmi hocam, teklifi de vardı geçen sezon. Sene, hocam, beklettiler. Sene olmazdı hocam. Bak, bu sene bilemem. Bu sene artık rüştünü ispat etti. Ben olsam direkt şeye de giderim. Ne o? Barcelona'ya da giderim. Direkt giderim yani. Ben olsam direkt hani ikisini bana deseler direkt Barcelona'ya giderim. Çünkü bu Yusuf Demirler gibi değil. Emreler gibi değil. Bu direkt alacak formayı oynayacak. Sevimli de kerata. Ya orada da mesela esas İngiltere'de ya bu İngiltere'de bu hareketleri yaptığı zaman hocam bilmiyorum orada seyrettiniz mi? Ya bir tane bacak arası at, bir çalım at alkışlıyor herkes rakip takımı şu. İngiltere'de bu tip adamlar var ya bayılıyorlar ya. Her iki takım yani rakip takımın şeyleri taraftarları da alkışlıyor. Şimdi bunun orada yani bu şey yap çok üst düzey olur. Çok severler. Hayırlısı inşallah kendilerine göre doğru bir yer ama şu ana bulurlar. Kadar bir şey olmadı. Ben olsam yani eğer resmen isteniyorsa burayı açtı gidecek. Gitmese bak o performansı bile bulamayabilir. Aynı şeyleri söyledim işte bizim onların o gençlik şeyi bu, düşünceleri bu. Başta söylediğim konuya geliyor. Belki de annesi babası diyecek oğlum sakın girme topa mopa şeye girme ikili mücadelelere sakatlanırsın diye bir de Allah korusun. Ya. Ya demez zaten der de yani eğer anne baba der de aman oğlum dikkat et bilmem ne. Anladın mı? Yani onun için de bence
Ya o açıdan gitmesinde fayda. Şey açısından hocam, şu anda Arda'nın da bir an evvel, yani Arda'yla kim ilgileniyorsa, bütün danışmanları falan, bir an evvel bunun kararı vermesi lazım ki Fenerbahçe'nin önünü görecek. Arda da önünü görecek. Ne zaman sezon atacaklar 3 aşağı 5 yukarı? Kim? Fenerbahçe. Şimdi hoca bey yok ama herhalde var mı bir tarih? Hocası bayramdan sonra galiba, yoksa? Bakacağım. Bir baksana. Yani en azından karar, yönetim bir karar vermiş olabilir yani. 5 Temmuz. 5 Temmuz. Evet. Hocam kaç gün kaldı ya? Ha? Bir şey kalmadı. 10 gün kaldı. Bugün 25 değil mi? Bugün 26. Şey demek ki Fenerbahçe... 26 mı oldu? Evet. Fenerbahçe çok fazla şey yapmayacak, transfer yapmayacak gibi gözüküyor. Elindeki oyuncuların hemen hemen genelini tutacakmış gibi. Şu anda yani giden... Ama söyledikleri var. Bu... Arda konusu önemli belki. Arda'nın gidişi eğer hocam, kalırsa daha farklı bir senaryo olabilir. Olabilir. Giderse şimdi kalırsa 3 tane sol ayaklım var orta sahada. İşte dediğim gibi Lincoln var, Arda var. Hocam Lincoln'da kaç ay oldu? Bak Lincoln'ı 8 ay koy. Yok bir şey yeni sezonda Kerem, çıkar ne? Herhalde. Ya, herhalde de Kerem belli mi onun sakatlık tarihi be? Hocam bulabilir bakalım. Misin? Çok zor. Yeni sezonda diye başlar diye söylemişler idi. Evet. Bir dakika şimdi bak 8 aya koy abi. 8 ay. 6 aydı şimdi sen oynaması şey hani bir de var mı sakatlık? Hocam vallahi Eylül'ü bulabilir gibi duruyor. Ha. Evet. Yani sezon başlangıcını kaçıracak muhtemelen. Ama bu antrenmanlara başlıyordur. Hocam başlaması önemli. Şu an gelmiş midir o seviyeye emin değilim. Şeydedir belki. 8 hocam 8 rehabilitasyon süreci başlamış. Hocam 6 ay 8 ay hocam. Bak şu anda 8 ay. Yani normal her şeyi de dahil. Bir de biliyorsun değil mi? Bir ayak çapraz bağ gidince öbürü de kopuyor. Bak Cenk Tosun'un da bilmem herkesin öyle. O bu fiziksel bir şeymiş. Ben onu söylemişlerdi. Ya kime söylersen mesela çapraz bağ koptu. Dikkat et öbürüne koptu. Öbürü de kopar diyorum. Zaten öbürü de kopmuştu diyor bana. Sinan Engin oğlu yani, vardı ya. Şey demek ki fazla, ulan Sinan fazla dedim değil, oğlum değil bak öbürü de kopar. Dikkat et. Zaten öbürü kopmuştu diyor. Onu sen bilmiyor musun? Nedense böyle oluyor diyorlar. Dikkat et Allah saklasın ya. Yani çok da iyi bir futbolcuydu. İyi hakikaten önce. Değil mi? Klas bir adamdı. Ki? Lincoln. Lincoln ya. Fena oyuncu değil. Ama o şimdi ya takım girecek. Bak şimdi burada kötü bir adam yok. Zayt var tamam mı? Crespo var. İrfan var. Emre var. Yani şimdi. Kadro iyi Fenerbahçe'nin. Hocam bak mesela Beşiktaş'ta Gezal'ı aramadı. Redmond aratmadı arkadaş. Redmond tabii farklı. Hiç aktif hocam. Değil mi? Ya Gezal'ın ayağına top gelince ben hayran kalıyordum. Şimdi hiç adam diyorum ki Redmond alsın. İki yönlü oynuyor çünkü adam. Beşiktaş'a da geleceğiz herhalde o zaman. Geleceğiz. Yani geleceğiz. Galatasaray'a gelince sana sürprizlerim var yalnız. Bak. Tamam. Tamam. Bakalım. Bakalım ben de. Yani şöyle. Şimdi Kerem de çok böyle bir bazen. Gidenlerden çok Fenerbahçeli gelenler var değil mi? Hep gündemde olan. Evet. Giden fazla olasılığı üzerinde zaten Arda'yla alakalı konuşuyoruz. Şimdi şöyle genelde Fenerbahçe'nin de oyuncuların hemen hemen hepsinin mukavelesi devam ediyor yanılmıyorsam. King Fenerbahçe'nin topçusu. Evet. Bak mesela King var ben daha. Ben bırakmam orada. Olsam bak. King'i bırakmam bak o da var daha. En son kadro dışı kaldı galiba değil mi Kerem'a? Kadro dışı kadroda yoktu. Baktım ben şeyler kadroda yoktur da kadro dışı değildir. Sakatlığı var kadro dışı vardır. Değil. Yok hiçbir şey yoktu. Sakatlığı vardı oynamıyor. Hocam. Hocam. Kadroya alınmamıştır. Hayır. Ha kadroya alınmadı. Ya, kadro dışı orada. Daha farklı. Hayır hayır anladım da. Yazıyor orada sakatlık şu hocam, bu falan. Hocam zaten kinglik bir durum var mı? Yani Ceko var Fenerbahçe'nin elinde. Selim diyor ki 4-2-3-1 üzerine duruluyor. Ceko'nun önemli alternatifi Batshuayi olacak. King en iyi ihtimalle 3. santrforu olabilir. Elde hala Joao Pedro diye bir oyuncu var. Hakikaten onun, o daha var orada. Serdar yani var da. Serdar var. Yani King'lik bir şimdi durum o, yok gibi sanki. Gidenler, yani gidenler hiç konuşmuyor. King'i bırakmaz mısınız? Gidenler hiç konuşmuyoruz. Çünkü çok fazlalık bir oyuncu var. Evet, gelen çok hoca, oyuncu var. Gelen hoca için de kötü. Bir sezonu nereden baksan 35 kişiyle bir de kiralıkta olanlar da gelecek. Evet. Hele tek santrforlu oyunda yani King'in varlık gösterebilmesi çok zor. Belki çift santrfor. Çift santrfor oynarsa dönemde. Bu tek santrforlu oynarsa. Ama Ceko var hocam zaten. Önce Ceko'yu yazacağız. Ceko'yla şey adını söyle. Batshuayi olmadı. Ceko'yla Batshuayi sanki. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bana göre King var ya o ekstra bir adam ya. Yani iyi oynadığı zaman. Ama İsmail Kartal da 4-4-2 oynamayacak yani muhtemelen. Belli mi olur ya? İşte elindeki oyuncular işte Zaha gelirse Zaha'daki oyun kültürü farklı değişecek. Kent'in oyun çok farklılığı var. Kent çünkü çok çabuk oynayan bir oyuncu. Arkadan gelen oyuncunun onu desteklemesi de çok önemli. Alışmış hocam, adamlar. Hocam şöyle bak. Glasgow Rangers'ta Kent çok hızlı oynamaya alışmış. Çok hızlı bir oynayan bir takımla geliyorsunuz. Oradan geliyorsunuz. Buradaki de oyun futbolumuz daha değişik.
Hocam iki tane beki var Fenerbahçe'nin. Yine söylüyorum. Siz kimse beğeniniz. Osayi, Samuel ve Ferdi iki taraftan. Bunlar hocam gidiyor hocam. Ben tutmam. Şimdi Ferdi'den bahsetmedim ki. Ferdi bir sağ tarafta düşündüğümüz için. Yok hocam, orada oynayan kimdi? Osayi, Samuel hocam. Şeydi, Perez'di. Evet. Yani, hocam Perez Mede hocam. Ya hocam ben şimdi Samuel derken ya benim görüşüm. Samuel yani. Son dönemlerde oynamıyor. Ferdi orada oynuyordu. Perez de oynuyorlardı. Ya hocam Ferdi... hocanın adamı diye orada oynatıyor ya. Ya Samuel, Esay Samuel şey kesilir hocam. Mi? Şöyle kafayı Perez de oynarsanız Kent'in oyunu onun o oyun tarzına uygun değil. Kent çünkü çok alışmış, çok çabuk giden bir oyuncu ve çabuk düşünen bir oyuncu. Mutlaka ya. Eğer Samuel'i tutup da orada Ferdi'yi mi buraya çekerler? Buraya bir sol bek arayışları da var Fenerbahçe'nin. Yok hocam, bildiğim Samuel Alioski var. Nerede o? Alioski de tutmayacaklar, o da gidiyor. Yok onun ismi yok. Osterwold'da var. Osterwold'da. Nerede var? Gördün mü sen hiç? Kadroda var. Adamın tipini görsek tanımayız ya. Ya alındığı gün, biz burada ters düştük biliyorsun değil mi? Alındığı gün bak şimdi hemen itiraf etsin. 30 saniyemiz var. 30 saniyede biz burada bir şey, lazım hocam, dedi o adam falan. Ama oyuncuyu zaten daha çok izleyemedik ki. Yani şu an mesela. Gerek yok ki. Ya bu senin ona ihtiyaç yok. Benim söylemek istediğim. Bak, çok iyi ya da çok kötü olduğunu. Şey, ya ama şu bu sene için buna ihtiyaç olmadığını söyledim ben. Hı hı. Hoca da dedi ki ya genç oyuncudur, senesi için Fenerbahçe'nin senesi falan yok dedim ben. Çünkü ya olmaz. Doğru ama biz yeni sezon için ya belki vardır. Hocam, onu konuştuk. Evet. Hocam neredeyse Ali Koç gidiyordu, yapma ya, hoca da gitti. Yeni sezonu mu var bunun? Bir araya gideceğiz. Ağırlıklı olarak Fenerbahçe'deki gelişmelerle alakalı konuştuk. Galatasaray'la döneceğimizi belirteyim. Beşiktaş ve Trabzonspor'u da değerlendireceğiz gündemleri üzerine. Konuşmalarımız olacak. Şimdi kısa bir ara, Edin Dzeko'nun gollerini izleyeceğiz. Az sonra birlikteyiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ı konuşacağız. Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur gelecek hafta oyuncusuyla ilgilenen Lazio ile bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı. Torreira'ya Lazio'dan bir ilgi var, bu kesin. Ama Galatasaray'ın da oyuncuyu bırakmak gibi, hele 6, 7, 8, 9 milyon euro gibi paralara bırakmak gibi bir niyeti yok. Olmamalı da. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu gelişmeyi? Önce ben menajerinin açık sözlüğüne teşekkür etmek lazım. Kulüpten de izin almıştır bunu mutlaka. Kulübünde yüksek maliyetlerle bir satış gelirse demek ki kabul edecek. Yoksa mukavelesi olan bir oyuncuyla gidip de konuşmazlar. Kaça verirsin hocam? Çabuk kestirmeden konuşalım. Hadi ben tahmini. 25'ten baş açayım kapıyı. Daha aşağı şimdi, verdim. Ben de verdim. Tabii bir de dağıtmamak lazım kadroyu. Yani çok fahiş rakamlar gelirse hadi tutamıyorsunuz kendinizi. Mutlaka vereceksiniz çünkü ekonomik şartları da düşünmek lazım. Ben tabii Torreira'nın satılmasından yana değilim ama öyle bir geldi ki 30'lar falan verdiler ki o kulüpler veriyorlar. O vakit 30 kere düşünmeyeceksin yani, 2 kere düşünürsün. Ama kadroyu da dağıtmaman lazım. Senin de Dinamo taşlarından bir tanesi Torreira. Şampiyonlar tamam, Ligi var. 20 desen hocam kaç para yapıyor biliyor musun? 25'lerden 500 milyon abi. 500 milyon ya. Ya öyle de biz tabii. Büyük bir para, 20 diyor. Hani şöyle, senin önünde bir çıkacağın Şampiyonlar Ligi'ne kalman için oynayacağın maçlar var. Baraj maçların var. Var da var. Hani önce buraları garanti alacaksın. Bunun yerine de adam yok yalnız. Var mesela. Yerine, hocam kim var bunun yerine 6 numara bunun şeyinde? Var var hocam. Var. Kim var, mesela? Var mesela Paredes var. Önlük yok, Paredes yok, Galatasaray'da diyor. Galatasaray'da yok şu anda. İşte yani. Şu anda yok. Hani Şasebo'ya gitse bilmem. Mitchu var. Mitchu bunun biraz daha farklı ya. Bir oyun düzenine sahip. Bu sadece daha geride böyle süpüren oyuncu. Neyse şimdi... Burada önemli olan tabii Galatasaray Kulübü'nün vereceği karar. Çok büyük bir rakam gelmesi lazım ki satasın. 6 milyonu aldın, dediğin gibi 8 milyon. Zaten ben bonuslarına, maaşında onu 8 milyon ödüyorum adamı. Nereden baksan Torreira'nın senelik maaşı ne kadar? Bir küsür vardır mutlaka. Yok, daha fazladır. O vakit 8 milyonu zaten üzerine çıkıyor. 10 de ya. Onun için filmler, hocam çok fazla vermen lazım. Ha? Fazla rakam gelmesi hocam, lazım. Hocam 20'den aşağı olmuyor. 25, 22. 2 milyon 750 ya milyon. Düşün ya. Kerem, önce sen onun mevkini kapatacaksın. Onun da alacağın oyuncuyu ona göre bir fiyatın olacak. Gelecek fiyatı da değerlendirirsin. Yani minimum 20'den başladın yukarısını. Ama dağıtmazsan kadroyu en makulü de olur. Çünkü... Yamaları üst seviyede yapman lazım. Elindekilerin üstünde yapman lazım alacağın oyuncular. Şu anda senin mevcut bir kadron var. Alacağın oyuncular bu diyelim ki Torreira, Oliveira onların üzerinde iki kat üzerinde olacak ki sana
aldığın transfer bir katkı versin. Aynı seviyedekiler aldığın zaman yazık, parana yazık. Ona da gerek yok. Bunların üzerindeki oyuncular o vakit sen Şampiyonlar Ligi'nde işte o bizim yaşadığımız o şaşalı dönemleri yaşarsın. O tarzda biz transferler ama tabii çok isimler çıkacak şimdi. Oliveira'da da çıkıyor, o gidecek, deriliyor, bu gidiyor. Bir sürü hocam, çıkıyor. Hocam Oliveira'nın yerine atıyorum sana. Bilmem kim, Berkan var, koyabilirsin yani. Bilmem ki Mitsu'yu koyarsın ama bunun yerine şu anda Galatasaray'da bir şey yok. Bir de bir şey soracağım Kerem sana. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsak bir para alıyor mu? Bir hani 10 milyon euro şu ve 20 tabii falan gibi böyle. Evet. Ha? Değil alıyorsun mi? Tabii. E o zaman sen buradan 10 milyon kar yapacaksan, ona katılamazsan o para zaten gitti değil mi? Yani öyle bir düşünürsen. Girmen lazım. Orada galibiyet var, beraberliğe para geliyor. Her İşte onun için diyorum yani bunu verdin. Orada adam yok, hadi giremedin hocam, gitti para. 15-20 milyon euro gitti belki. Şu andaki elindeki kadronun iki katta üstünde 3 tane 4 tane alacaksan oyuncu alacaksın ki orada yani bir şeyleri yakalayabilirsin. Çünkü seviye çok üst seviyelere geldi Şampiyonlar Ligi. Kerem. Bu arada Lazio'nun son dönem yaptığı bonservis harcamalarına bakıyorum. Yani 15-20 vermeleri bence çok zor. Hadi ya. Evet. O zaman ya. Neyine güvenip de giriyorsun kardeşim yani ya? Ha? O şey var. Oyuncu da belki isteyebilir. Bir konuş der. Nedir? Burayla da konuşur. Gitmek istiyorsa, İtalya'da oynamak istiyorsa ki oradan geldi. Fiorentina'dan gelen bir oyuncu. Evet. Fiorentina biliyorsun. Kiralık oynadı orada. Tabii, Arsenal'dan. Finalde kaldı. Fiorentina. Yani oranın bir şeyi var. Al verisi var ona göre ama önemli olan hocam, senin şu anda bonservisi olduğun kulübün isteyeceği fiyat önemli. Senin dediğin gibi takip ediyorsun oradan. O fiyatları veremiyorsa Torreira burada kalır. Onun da üzerinde bir oyuncuyu bulup monte etmen gerekecek. Ya yani bunu dağıtmamak lazım Kerem kadroyu. Bizim en büyük sıkıntılarımız hep oldu Şampiyonlar Ligleri. Şampiyon olan takımlar. O 2010-2013 döneminde çok fazla dağıtılmadı. Hep üzerine farklı oyuncular geldi ve hep başarı geldi. O Real Madrid'in biliyorsun buralarda ne zor anlar yaşadılar yani. Hep üzerine farklı oyuncular geldi. Daha bir iki tık üzerindeki oyuncular geldi ve takımı aldılar götürdüler. Burada da yapabilirseniz, ekonomi şartlarınız müsaitse o tarzdaki oyuncuları bulup getirirsiniz. Sizce hocam Galatasaray için Torreira ne kadar seviyede olmazsa olmaz bir oyuncudur? Yok ki. O 6 numara çok önemli bir yer. Yani seyirci ağzıyla konuşuyorum. İki stoperin önünde diyeyim. Evet. Bakın. Şimdi son maçlara bir bakın. Stoperlere iş düşmedi ya. İki tane. Kapattı her yeri, bütün boşluğu. Yani yalnız o da değil. Yani öbürleri de hep birlikte. Yani iki tane stoperin daha evvel mesela işte bazı maçlarda o oldu olmadı veya oraları kapatamadı. Konya maçı, Karagümrük maçı, Başakşehir kupa maçı, Beşiktaş maçı mesela. Ne oldu? Stoperlerin hataları göründü. Değil mi? Hatta ne o? Ümraniye maçı falan. Ama şimdi burada bu çok önemli bir yerde yani. Bunun yerine ne diyorum yani? Başkalarını mesela Oliver'in yerine şunu koy, bunu koy dersin ama bunun yerine Galatasaray'da bunun yerini dolduracak şu an bu şeyde, felsefede bir adam yok. Ha veririm ama diyorsun ki Lazio 15 bile veremez. Hiç boşu boşuna gelmeyin de o zaman ne kafamı ağrıtıyorsun? Bir 10 dakikamızı aldı ya Torreira. Yani alsın. Yarın bir saatimiz de alsın ama boş olmayacak bir iş yani. Hiç boşu boşuna ya ne diye, hangi yüzde ne diye geldin kardeşim? Yani biz de der gibi yani ben olsam yönetici yani ne diye geldin yani? Yani bir şey varsa tamam. Hani biz aptal değil, salak değil, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Şu anda en son 20 verdikleri oyuncu Vedat Muriç. O zaman bana 25 verirler. Sen de onun da üstünden bir 4 sene geçti yani. 3-4 tamam, sene işte, geçti. Işte. Son 2 yılda özellikle böyle 7-8 o bantta paralar vermişler oyunculara en fazla. Onlar da gördüler nasıl olsa şampiyon olamayacağız diye. Ne? Yani yok şu anda Lazio nerede, hangi kupada oynayacak? Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Oynayacak mı? Bir daha kontrol edeyim, emin olayım. Onlar şampiyon olmasalar bile Şampiyonlar Ligi'nde tabii oynuyorlar hocam. Tabii ikinci bitirdi ligi. İkinci bitirdiler. Yapma ya. Evet. Vay yani ama onlar da Şampiyonlar Ligi için şimdi aslında kendimle çelişiyor olacağım ama belki o bütçe biraz daha aşılabilir. Tabii son iki sezon. 20'den puanları silince. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi benim gönlümden ben Galatasaray'ı yönetiyorsam 22.5'a verirsem gönlümü rahat derim ki vereyim yani. 22.5 giderim bile 10'a, 15'e, 7.5, 8'e bir tane daha böyle bir adam
Bulurlar yani Galatasaraylılar var, bulurlar. Var var. Oyuncu var yani. Yani öyle mi? Hoca'da da vardır. Hoca'ya da sorsunlar. Mesela Paredes ismi geçiyor. Paredes'le alakalı da Corriere dello Sport Galatasaray'ın oyuncuyla 4 yıllık evet, anlaşma sağladığını ifade etti. Ama henüz teyit ettiğimiz bir bilgi değil. Şey nasıl? Oyun karakteri? Oyun karakteri agresif. Aynı bunu. Bu kadar çabuk değil. Ama o topu döndürme konusunda daha başarılı. Şimdi şöyle İyi hocam. Şutör. Tabii. Uzak mesafeden çok etkili. Hocam, savunma bana, savunması hocam. Savunması gayet iyi savunma. Çok iyi. Bak söyleyeyim. Torreira'nın üzerinde. Bunun çabukluğu kısa olduğu için, ufak evet. olduğu için orada. Öbür türlü oyun bilgisi, oyuna katkısı. Üst seviye bir oyuncu. Hiç katkısını boş ver. Hocam. Arkaya katkısı bana. Hocam öyle böyle değil. Bak hani hep Galatasaray hep şeyin peşinde koşmuştur taraftarlarda. Hani Melo. Aslında ikinci Melo. Öyle sertlik merdi of. Adam daha yeni bir şey Arjantin milli takımda dünya şampiyonu oldu. Ya öyle böyle değil. Dünya şampiyonu kadroda var ya müthiş vardı adamlar ya. Vardı ya. İsimleri Paradis. Ben bilmiyorum. Ya hocam ben bak Boca Juniors'un Boca Juniors döneminden tanırım bilirim. O 17'ler kaç döneminden yaşında? Bilirim. Şu anda 28 var mı? Var. Yaşı da iyi. O civarda. Çok sağlam bir oyuncu. Hocam Galatasaray 28. Bir şey söyleyeyim mi? Kerem bak şimdi 90, daldan dala bir atlayayım. 94. Torreira'dan şimdi Galatasaray yönetimi çok iyi yapıyor. Bana göre bir tane şu anda bir... 3 gün sonra 29 oluyor. Öyle mi? Bu Paredes'i hocam, alırlarsa bak Paredes Torreira'yı da tutarsan herkes diyecek ki 2 tane 6 numara falan. Hiç güvenme. Şampiyonlar Ligi'nde. Paredes o tarzda bir oyuncu değil. Hem 6 numara oynar hem de öne çıkan bir oyuncu. 8 oynar. Çok farklı bir oyuncu. Ve çok ihime kazandır Galatasaray'ı. Önünde Mertens'i de oynat. Oliveira'yı da oynat. Yani takımı tekrar şöyle fazla dağıtmadan giderse Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne iyi çıkar. İki tane sağlam böyle adam lazım. Yalnız bak Galatasaray'la ilgili bir sıkıntı söyleyeyim mi? Benim görüşüm. Zeko kaç yaşında? 37. 37. Kaç senelik kal yaptılar? 2 sene. 39. Gomis kaç yaşında? Gomis 37. O da 37. Sen Gomis'i niye gönderdin abi? Hocam Gomis bitik durumda artık. Hangi bitik? Hocam. Bitti ama okey'e dönüyor. Sevgili hocam. Ya hocam ne bitik? Okay. Ya nasıl bitik? Bir şey söyleyeyim. Bitik nasıl hocam? Bitik ya? Mukayese etme. Nasıl bitik mukayese ya? Etme. Hocam çok farklı oyuncu, farklı seviye. Ya Şampiyonlar Ligi finali oyuncu. Girme bile. Ya, girme bile. Ya hayır. Onu demiyorum ben. Ben yaş olarak şey konuşmuyorum. Ben yani... Daha 40'a kadar oynar. Hocam fiziksel olarak oyuncu bitik durumda. Artık Galatasaray seviyesinde oynuyor. Şöyle diyeyim ben. Hocama şöyle sipariş edeyim. Gomis'in en üst oynadığı seviye Galatasaray. Hocam bak anlatamıyorum. En üst bir de Marsilya var değil mi? Evet. Hocam 37 yaşındaki adamın fizik olarak hiçbir eksiği olmaz. Bak, 30 yaşındaki adamdan bak 30 yaş hocam, 37 yaş. Hocam 4 yıl önce Gomis'le bu sezon izlediğimiz Gomis bir miydi? Seni kim kurtardı ya ilk 10 maç? Tam ilk 10 maç nerede? Katkı verdi. Ne oldu? Ne var? Ama 10 maç sezon başıydı. Bitti. Nasıl? Ya, bir yıl daha yaşlandı. Tamam bir sezon başı daha. Ya yaşlan bak yeni yaşa taktın. Onun için söylüyorum ben. Zeko ile bir ben değil ben Zeko'nun 37 yaşına takmıyorum. Ya bak şey Modric de gene 40 yaşında bir sene daha imzaladılar. Ben yaşa takmıyorum. Onun için diyorum Gomis bitti falan değil abi. Gomis son dakikada girdi gene kafa topu var. Direğin dibinden çıktı gene gol atar. Bu golcü adam. Bana demiyor bak sağ kanat tamam ikili oynayamaz. Sol kanat belki. Bir de şu var. Bizim kurslarda gördüğümüz profesörlerin anlattı. Diyor ki yaşlandıkça akciğer kapasitesi artar. Devamlılığı artar. Yani her geçen yaşta tempo mesela 10 bin metre mi koştu? Atıyorum 5 sene sonra yaşla geçtikçe 11 bin metre koşar. Yani bize öğretilenleri söylüyorum. Bu profesörlerin söylediklerini söylüyorum. Anladın sevgili mı? Sevgili hocam, Zeko devamlı hep üst seviyede. Ya Zeko'yu Allah Allah. Bir şey anlatacağım. Üst seviyede oynamış bu oyuncu. Ve devamlı 11'in değişmez elemanları. Ya ben ona alın niye alındı demiyorum anlatmak ki. Anlatmak değil değil. Hocam her 37 yaşındaki adam bir mi? Bir. Değil hocam imkanı vallahi yok. Bir. Herkesin fiziksel kapasitesi farklı. Ya, tamam. Herkesin farklı. Ya bununki zaten böyleydi Modric'le, ya. Modric'le aynı mı? Modric'le 37 yaşında. Ya Allah yaşında. Allah. Pepe 40 yaşında. Bir dakika bak, ya Pepe Modric 40 yaşında. Kim? Modric 37 yaşında. Daha fazladır bence. Değil 37 yaşında. Bilgisayar Allah aşkına bir baksana. 37 yaşında. Ha? 37 yaşında. 37. Ha, daha söylüyorum hocam neyse, sana. Şey bak Pepe 40 ya bu, yaşında. Ya bu adam hiç bir yere gitsin gene gol kralı olur bir Avrupa'da bir takımda. Majör takımlarda değil. Avrupa'da bak, majör bir takıma hiçbir yere gitme gidemez. Olasılığı yok. Yok tamam da gene X bir takıma gidiyor. Suudilere gider. Suudilere gider. Gene gol kralı. Gitti zaten orada oynuyor. Yok gene orada değil. Avrupa'da başka bir takıma gitsin. Gene Belçika'da şurada burada gene gol kralı olur. Almazlar. Hollanda'da. Almazlar. Ya Allah Allah belli olmaz o işler. Neyse. Ben ya Galatasaray niye? Galatasaray'ın şu anda santraforun yok.
Hocam Galatasaray artık orada yenilenmesi lazım. Ya İkardi... niye yenilensin kardeşim? Dursun o. Seni yok. Kurtardı diyorum ki. İyi kon maçı. Ben mi gol attım? Ya şimdi Allah tamam, Allah. Sağ olsun bir dersin, seni aradan gelip hiçbir şey olmaz. Bak 36 yaşında ilk 10 maç Galatasaray'ı kurtardı mı? 37 yaşında da 39 yaşında da yine aynı şeyleri yapabilir. İlk 10 maç. Neyse. Hocam ilk 10 maçta belki oynar diye bir oyuncuyu... Ya şu anda Galatasaray'da kim var? Şu an Barış Alper var. Mecburen yani. Kendekiler arasında. Ya Barış Alper ben daha ta milli takıma seçilmeden milli takıma göz kırpıyor demiştim biliyor musun? Evet. Ya belki hatırlarsın. Hocam belki Galatasaray şimdi Barış Alper bu golcü. Ya gitti gelir. Ya yani nerede gelecek? İki, ne zaman? İki santrafor alacak hocam. Ne zaman alacak? Ne zaman başlıyor maç? Maç bir ay var da. Bir ay var. Evet. Sezon açılıyor. Evet. Ama şu anda santrafor yok. Ne Icardi var ne o. Ben evet. de diyorum ki bunu tutsaydın gene geçen seneki gibi. Geçen sene gibi tutsaydın. Gene sana burada 3-5 maç 10 maç iş görürdü. Hocam Icardi diyorsun da Icardi senin malın değil ki. Ya bakalım. Hocam ben nereye bu ya olmadığı ben için tut. Ben diyorum ya, ki, ya, zaten yok. Olsaydı ben onu demezdim belki. Hiç doldurmayacaksın bence. Ya ne yok şimdi ne yapacaksın yok. Ya, var, geçen abi. Seni kurtaran. Ne nerede var? Ya, hani nerede? Hocam oraya kadar hocam alınır birisi. Alınır onlar onların listelerinde var. Demek ki öyle bir plan var ki. Herhalde. Bana göre doğru değil. Galatasaray yönetimini ben kutluyorum. Her şeyi güzel yaptılar bana göre. Şimdi bir de ne var biliyor musun? Benim arkadaşlarım var çok aklı başında Galatasaray hastası divanı falan. Gitmek istedi. Gitmek istedi lafına deliriyorum. Dedi? Gitmek istedi diyor Gomis. Evet. Oynatmazsan gitmek ister. Para vermesen gitmek ister. Gene aynısı olacak. Ya Gomis veya herhangi biri için hocam zaten nasıl oynayacak hocam? Yani geçen sene Icardi geldikten sonra nasıl oynayabilirdi? Hocam zillerle ya da kaşıklarla ancak nasıl öyle oynardı Icardi geldiğinde? Evet ya, katılıyorum. Icardi bir şey söyleyeceğim. Şimdi şey... Ya işte ben de diyorum ki gene şimdi yok yani tamam mı? Ben demiyorum ki hani Icardi var. İşte kim var geçen sene başka... Hani Barış var, o var, bu var. Tamam bir mı? Planlama dahilinde demek ki birisi alınacak ki gönderildi. Kerem, şimdi hocanın anlatmak istediği şey bizde şu oldu şimdi. Herkes de ona Metin sunacak. Hı hı. 37 yaşında Zeko. Abi 37 yaşında Zeko'yu alıyorum ama adam en son finale oynamış. Şampiyonlar Ligi finali. Evet. Artı ondan sonra gitmiş milli takımında oynamış. Ya ben almasın ya, mı diyorum dakika, hocam nereden nereye geldin başka ya? Başka bir şey anlatmak bir değil diyoruz. Benim ya fark et. Hayır ben yaştan konuşuyorum. Değil, benim anlatmak istediğim hocam, farklı bir şey. Hocam o Zeko'ya taktı. Sanki ben Zeko'yu işte yaşlı izliyormuşum havasını. Onu anlatmak istemiyorum. Konuşuyoruz. Bu adam bütün gittiği yerlerde hep süresiz oynamış. Hep oynamış. Her yerde çok fazla sakatlıkta. En fazla sakatlığı ne biliyor musun hocam futbol hayatında? Bu üst seviyelerde 25 gün mü ne? Çok büyük sakatlıkları yok. Devamlılığı had safhada. Ve hep üst seviyelerde oynamış. Şimdi hazır bir vücut olarak da hazır. Görmüyor musunuz ya şampiyon olmadan Şampiyonlar Ligi'ne gelmeden belki maçları o beraber oynayışları Brozovic'le yaptıkları, Hakan'la yaptıkları. Hocam bak bir dakika hocam. Militaran'la yaptıkları. Hocam şuraya bir baksana. Hocam geçti ya. Şuraya bir baksaydın stoperin dönüşüne ya. Bunlara bak hocam ya. Oraya bakarak konuş. Stoperin gördün mü dönüşün Kayseri Sporlu stoperin? Ben yüzüme bakılarak konuşulmasını tercih ederim. Ya sen yani de var ya. Bakarak konuşmaya devam edebilirim. Ya şu ama çok hocam, önemli pozisyondu şu. Biz tabii elimizdeki oyuncularımız lig kapasitesinde 4 tane o takım var bizde doğru mu? Evet. Bu 4 takımla başarılıyı yakalamaya çalışıyor. Bunlar etrafında lig dönüyor. İngiltere'de böyle değil. Almanya'da böyle değil. Fransa'da böyle değil. Biz 4 takım sağlamsa öbürleri de işte asper kadar maç kazanıyorsanız sana karşı kazanırma bir bakmışız sezon sonu küme düşmüş. Ligimiz böyle bir lig. Biz bunun üzerine nasıl çıkarız? Hepsi nasıl bize ne bileyim devamlılığı sağlayan takımlar olur onun arayışının içinde. Herkes ekonomik kriz içinde. Bir tane bulursam bir yerden işte onu ben 3 büyükleri 4 büyükleri satarsam onun peşindeler. Bir de ama, yani alacağın para vereceğin oyuncunun bir noktada geri dönüşünün olması lazım. Mutlaka. Şimdi onu nasıl yapacaksınız? Zaten siz gençlere mail vermiyorsunuz, açmıyorsunuz. Yok ben hazır, hocalar ne diyor ben hazır topçu olacağım. Hadi bakayım kaç tane oyuncu genç oyuncu oynatıyorlar. Selçuk'u ben tebrik ediyorum ya. Gitti Kasımpaşa'da mı çıkarttı Yasin'i çıkarttı 16 yaşında. Bravo kaç kişi var çıkartan 16 yaşında oyuncu oynatan. Burada Arda'yı bile zar zor oynattı bütün herkes hepimiz birlikte. Nasıl olacak? İşte hep birlikte diyorum ya. Bütün medya herkes görmek ister. Sonuç bak nereye gitti Arda. Ya biz de yapamıyoruz. Ha tamam her tarafta genç oyuncu olacak. Dedi iki tane, üç tane. Evet, maksimum üç tane o da. Ama
dışarıdan getireceğiniz yabancı oyuncularda büyük takımlar hariç. Her takımda Ajax'a bakıyorsun. Biz Ajax diyoruz hep gençlerle. Onlarda da var 33 yaşında. Onlarda da var 28 yaşında. Tecrübeli oyuncular olmadan olmaz zaten. Şimdi konumuz tabii Gomis'te şeye geldi ya. Zeko'nun en büyük avantajı hep sürekli oynadı. Hep üst seviyelerde, üst liglerde. Şimdi hocam bak yanlış konu. Sen Zeko'yu anlatıyorsun. Ben de Zeko sanki ben beğenmiyorum. Ya yaşlı havasını ya. Olmaz siz hocam yanlış konuşuyorsun. Cemal alıyorsa o da olur dediniz. Hayır, ya. Hayır 37 yaşındaki adam alıyor musun? Alıyorsun. Bu da 37 yaşında. Bunda bedava adam dursun. Santrafor yok. Aynı. Sen hala Zeko'yu bana anlatıyorsun. Her... Sanki biz Zeko'ya karşıymışız. Yok, öyle bir hava yaratıyor. Yani olmaz hocam. Ben sana karşısın demiyor değil. Ben olmaz. Diyorum ki İkisi arasındaki hocam, mukayese edersin. Mukayese etmiyorum zaten ben. Ya futbolculuğunu mukayese etmiyoruz hocam. Sevgili hocam o değil. Hocam sen ne şimdi, futbol yani Zeko ile bunun futbolculuğunu mukayese etmiyoruz. Zeko'ya bak alabiliyorsun. Galatasaray'da Zeko'yu alabilirdi örnek. Neden alabilirdi? Çünkü devam Gomis'in devamlılığı yok. Bundan ya sonra da olacağını hocam, bilemiyorsun. Ya Allah Allah şu anda adamın yok senin ya şampiyonlar yine önemeye başta, gireceksin. Barça gitti Icardi'yi getirdi. Kim düşünüyordu Icardi? Bak hala. Kim düşünüyordu ya Icardi? Hocam, düşünüyor muydun sen? Sen kime eğlendin bir baksana şey zamanında. Yok. Tudor'un zamanında kimlere elendin biliyor musun sen? Hep eleniyorsun. Oluyor onlar. Ben de diyorum ki elinde. Bütün geçen, takımlarda hocam bak geçen işte. Sene bak. Geçen sene Gomis olmasaydı. Bak bakalım maçlarına. Hocam kaçtan. Gomis zaten sezon tamamlanmadan gidiyordu. Ne? Yani sezon tamamlanmadan adamı zaten gönderiyorlardı yani. Şimdi tabii konumuz. Hoca mesela siz tamam o zaman şöyle sorayım. Tamam. Biz size bir soru soruyorum. Sor. Yıllarca teknik adamlık yaptınız. Süper Lig'de en üst seviyede yıllarca çalıştınız. Bir tane oyuncu oyuna alınmıyor diye size saygısızlık yaptı. Siz de kadro dışı bırakılacağına dair bir açıklama yaptınız. Hadi sonra takım arkadaşları araya girdi. Yöneticiler aman hani tatsızlık olmasın sezonu bitirelim sonra bakarız dediler. Siz bu oyuncuyu takımda tutar mısınız? Tamam. Çok haklısın. Net bir soru. Tutar mısınız, bir tutmaz ya mısınız? Ya adam arkaya gitti kafa attı ya. Dünya tarihinde bir ikinci olay ben görmedim. Adamı tuttuğunda yani konu, nasıl başka, başka bir konu? Bir konu. Sen onu tuttuysan orada para edecek bir oyuncu mu arka? Nitekim tutulmasın da doğru bak, karar şey olduğu göründü. Şey kulüp para kazandı. Siz benim soruma yanıt verin. Tamam, şey bu oyuncuyu size bu saygısızlığı yapan oyuncuyu ben o 37 yaşında hocam, ilk 11 oyuncusu da değil. Tutar mısınız, bak, tutmaz Okan'ın, mısınız? Okan'ın bu takıma her şeyi var fazlasıyla başarılı. Ama orada ben olsam Okan'ın yerinde bana bir vefa boş ver yani. Orada bu arıza çıkaracağı belli. Tamam mı? Orada ben Okan'a bunu oyuna alırdım. Bu şeyi getirmezdim. Okan yani şey diyorsunuz. Okan bir oyuncu arıza çıkarmasın diye onu almak oyunu almak istemesem bile alırdım mı? Alırdım. Niye alırdım? Bak Okan bir daha öyle bir şey olsun gene yapar. Bak sonra öbür hafta Zaniolo'yu aldı Okan. Bak. Bu arada Okan Hoca'nın yaptığı değişiklik de doğruydu. 2-1 tamam, maç. Tamam. Değişikliği ya, yaptı. 4-1 kazandı Galatasaray. Doğru canım. Ona bir Gomis'in, şey de, ya Okan Gomis'in de arkadaşına yaptığı başta Barış Alper olmak üzere ve Okan Hoca olmak üzere ya, büyük bir saygısızlıktı. Peki bir şey söyleyeceğim. Peki ben şimdi Gomis'im. Sen Gomis'sin değil mi? Evet. Tamam. Diyelim ki. Sen Gomis'sin. Beni kurtarıyorsun. Gidiyordu. Okan gidiyordu. Gidiyorsun değil mi? Gidiyordu. Beşiktaş maçından sonra gidiyordu. Yani o şeyleri bileti kesilmişti. Ben seni taşıdım. Tamam mı? Taşıdım ya. Hı hı. Ya sen beni taşıdın ya. 8-10 maç beni taşıdın attığı gollere bak. Yoksa Okan gidiyordu yani. Ve yazık olacaktı. Bak gördün ne kadar başarılı. E sen şimdi onu o kadar şey yapmışsın tamam mı? Sana o kadar yani destek olmuş. Senin belki de geleceğini kurtarmış bir adamı tamam mı? Sen o şeyi gösterirdin. Hocam geleceğini kurtarmadı. İşini yaptı. Para kazanıyor. Galatasaray'da santrfor oynuyor. Ya olmasaydı atmasaydı o golleri. Atmasaydı ha, iyi daha derdi. Farklı bir senaryo Okan olabilirdi. Gitmiş, İşini yaptı. Günah. E şimdi de yapacak. Onu orada yaptığı Okan Hoca'ya kıyak değil. Ama Alanya'da yaptığı saygısızlık. Ya tamam ona da kabulüm. Ben de diyorum ki. Şimdi de işini yapar. Yani bir sene evvel, 6 ay evvel yaptı. Hocam gitmişti zaten. Ya yani gitmişti zaten gittiği, yok işte gitmeyecek. Gittiği zaten geçen sezon başlarken belli olan bir adam üstüne bu kadar ya, belki konuşmaya gerek yok. Yok bana göre doğru değil arkadaş. Bana göre ha bu demek değildir ki şimdi diyor ki ya işte birisi yazmış. Ya Zeko'dan daha iyi gol. Zeko'dan daha iyi adam. Şimdi hocanın konuşması ona getiriyor anladın mı? Yani öyle getirmedi. Yanlış anladın. Öyle anlıyor işte millette. Ben anlamadım. Hayır, o şekilde gitti hocam, bak. Ben ne dedim değil, bak. Hocam bilim sen böyle konuşunca millet şuydu, öyle hocam, anlıyor. Lütfen. Zeko'dan daha iyi. Lütfen bir dakika. İşte ben şunu anlatmak istedim. Ya millet öyle anlıyor işte. Hocam, hayır hocam. Milletin ne anladığını. Ben şunu anlatmak istedim. Yok yani. Şunu bir dinlersen bak anladın. Ben dedim ki. Hocam millet de bir daha dinleyecek. Yaşını karıştırma. Zeko'nun
futbolunu falan karıştırma. Bir dakika ya, ben şunu anlatmak istedim. Alırsan 37 yaşındaki adam transfer edersen Zeko gibi istedi. Alırsın, getirirsin. Üst düzeyde oynayan gelmiş Gomis artık Galatasaray'da ve Türkiye'de limitini doldurmuş. Çünkü artık gitmiyor. Doldurmadı hocam. Sana göre, bana göre doldurmadı. Ben kendi şahsi fikrimi geçen sene de aynı şeyler bir söylendi. Herif takımı Galatasaray'da, kurtardı ya. Galatasaray'ı bir yere getirdi ya. O olmasaydı ya, ne yapacaktı? Sevgili merak hocam, atılan getirenler hepsi taşıdılar, ettiler. Icardi'yi de aynı şekilde. Bütün hocam, takım Icardi'leri olarak. Hocam Icardi'leri zaten konuşmuyoruz biz. Ama bakın ben bir şey anlatmak istedim. Eğer ben 37 yaşındaki alırsam Modric alırım. Çünkü devamlı oynayan adam. Ya hocam bu transfer değil ki hocam. Allah Allah. Bu transferde hocam, senin elindeki adam. Takımda tutmadı. Senin elindeki adam ne transfer şimdi, hocam? Transfer konuşmaları yanlış hocam. Yani sen. Hocam özür diliyorum. Gomis konusundan çıkıyoruz. Çıkalım. Zaten gitti. Kalma ihtimali de yoktu. Yanlış bana bu kadar göre uzun. Zaten. Hoca yanlış diyor. Yanlış olduğunu da düşünen olabilir. Onlar o görüşe de saygı duyuyoruz tabii ki ama katılmıyoruz. Galatasaray'ın. İyi katılmıyorsun, ben katılıyorum. Ben katılmıyorum, hoca da katılmıyor. İzleyiciler arasında katılanlar da olabilir. İzleyicinin düşüncesi burada daha farklı olabilir. Önemli değil. Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolò Zaniolo için Juventus'un ciddi bir ısrarı var. Çizme ekibi sarı kırmızılara yaptığı teklifi revize edecek. Zaniolo Uluslar Ligi'ndeki performansıyla da dikkat çekti. Fenerbahçe derbisi sonrası ilk çıktığı maçta İspanya'ya karşı fazlasıyla etkiliydi ve dikkatleri üzerine topladı. Galatasaray sizce Zaniolo'yu satacak mı? Buraya doğru mu gidiyor bu iş? Kalması nasıl artılar kazandırır? Vallahi kalması kendisine de artılar kazandırır. Hem Galatasaray kulübü bir şey soracağım. Bir hocaya soru sordum yok. Ya. Milli takımda oynadı mı onu öyle. Oynadı. Onu söyledim zaten. Oynadı. Ya söyle, anlayamadım ya. İspanya maçında müthiş oynadı. Öyle mi? Yani takımın en iyilerinden 2-1 biriydi. Mağlup oldular ama oynadı. Direkt oynadı. Yani 90 oynadı, dakika oynadı. İzledik de maçı. Hocayı hani konuşturacağız hocam. Kerem merak hocayı sana. Hocayı konuşturalım. Sana aynı fikirdesiniz diye hocam. Yok. Her konuda aynı fikirde olacağız diye bir herhalde kaydı. Yani. Şimdi 35 yazar şimdi. Şampiyonlar Ligi'nde öyle bir performans çıkar ki. O 35 olur. 65, 75. Yani potansiyeli hakikaten tartışılmayacak bir oyuncu. Çok genç yaşta yaşadığı sakatlıklar. Kendi özel hayatta onlar farklı bir şeyler. Biz ama futboluna bakıyoruz. Geri attı. Çok daha farklı bir yerlerde olacaktı. Yani Galatasaray için hakikaten bir nasıl söyleyeyim o kelime de yanlış anlaşılmasın. Çok faydalı bir oyuncu. Belki Galatasaray'da gelmeyecek bir oyuncuydu. Şayet o sakatlıklar olmasaydı. Çok iyi iş bitirdiler. Evet. Yani Galatasaray'ı tebrik etmek lazım burada yönetimi. Çok iyi iş bitirdiler. Tamam 15 milyon verebilirsin. Bazı oyuncular vardır potansiyeline göre de veriyorsun ama Avrupa piyasası için Zaniolo'nun 15 milyonu çok az bir fiyat. Bizim için çok farklı, pahalı. Ama Avrupa piyasasına çıkarsan çok ucuz bir maliyete biz bitirdik onu. Hı hı. Ben çünkü futbol piyasasından çıkıyorum yukarı. Çok kaliteli bir oyuncu aldılar. Devamlılığı olabilecek bir oyuncu ki son dönemlerde de burada neler yapabileceğini. Mancini aptal bir adam değil. Koskocaman İtalyan milli takımın hocası. Galatasaray'da da çok fazla 90 dakikası olmamasına rağmen kadroyu alıyor ve direkt oynatıyor. Biliyor onun o potansiyeli. Hakikaten hocam çok potansiyeli. Ne kadar hocam oynadı? Tam oynadı 90 mı? Dakika oynadı yok hocam. Uzatmalarla birlikte gitti yani. Ya, şimdi nasıl anlatalım Zaniolo'yu? Zaniolo'yu izlemek lazım. Anlatmaya gerek yok. Allah sakatlık makatlık vermezse burada. Eğer şu sezon gitmiyorsa bence Zaniolo'yu tutmaları lazım. Şampiyonlar Ligi'nde üzerine katar. Hocam, kurucan kadroda üzerine katar. Onun için sordum. Milli takımda oynadıysa oynadı. Seyretmedim bilmiyorum. Oynadım hocam. Oynadı. Seyrettik hocam, maçı. Kesin gider hocam. Ben kesin alırlar onu. Ya şöyle inşallah almazlar. Bak para paradır. Hocam bu arada 35'i de verip alıyorlarsa 35 verdim ama Allah eller yukarı bir şey diyemezsin. 35 bedeli de o zaten. Ben şunu hocam, anlatmak 35'i istedim. Verirler. Ben mi görüşüm mü? 35'i verir hocam, ben çıkar diyor. Şunu anlatmak istedim ben. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Galatasaray ki temenni o kalması yönünde. Tek bir tane takımımız var zaten. Oraya da kalmazsın. Hiçbir yerde olmuyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kaldı mı Zaniolo'nun orada göstereceği başarı takımla birlikte eğer Paradis'i filan da alırsan zaten orası için bu ama adamlar. Hocam 35'ten fazla satamayacaksın değil mi Kerem o zaman? Ya onlarla öyle bir anlaşma yaparsın ki. Pardon bir şey soracağım. Yenileyebilirsin bu kavramı. 3 tane takım istedi bunu hocam. Hı-hı. 35 var ya 3 tane takım istedi. Ne olacak?
Hocam en yüksek teklifi veren takım. Yani açık arttırmaya çıkarsa. Çıkar mı? Onu soracağım ya. Şöyle kendi oyuncun olsa mesela Ozan Kabak'ta olmuştu. 7 evet. milyon euro çıkış bedeli vardı. O 7 milyon euroya gitmeyeceğini söyledi. Tamam. Galatasaray'ın menfaatlerini ön planda tutarak. Sonrasında o teklif 11'e geldi. Kulübünde beğendiği, yeterli gördüğü bir teklifti. Satışına onay verildi ama burada öyle bir durumun söz konusu olma ihtimali çok düşük. Adamın Galatasaray'la bir gönül bağı yok yani netice itibariyle. Birkaç anladım da yok şöyle söyleyeyim ya. Ya şimdi ne istiyor? Juventus mu diyor? Yok, orada bir açık arttırma olmaz. Olur. Şöyle söyleyeyim, 35'i verdi. Oyuncuyu da ikna etti. Kulübün hiçbir söz söyleme hakkı yok. Yok 3 tane takım istedi. Hepsi 35 versin, oyuncuyu ikna eden oyuncuyu alır. Yani fazla... Yok, olmaz. Hani kulübe 40 verelim falan. Kulübün şeyi olmaz. O oyuncuya artık bağlı. Biz kulübe de 40 veriyoruz. Belki mesela kulüp şöyle bir şey yapar. 40'lık teklifi getir, işte %10'unu götür. Hani 4 milyon eurosunu sen al. Sonraki satıştan oyuncuya pay şeklinde. O tip şeyler olabilir i̇şte. Ama 3-4 tane kulüp çıkmaz yani. Aynı hocam bunu en az 2 tane çıkmaz. Bak. Şeyde oynadıysa 90 dakika bir şey söyleyeyim mi? İtalya milli takımındaki demek ki bundan sonra da oynayacak. Oradaki değeri yani bunun var ya 40-50 olur hocam, yani. Potansiyeli hakikaten çok seviyesi farklı bir oyuncu. Yani açık olarak da farklı, içeride oynamakta. Çünkü o U19'larda Inter'de oynadığı dönemler hep 10 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncuydu. Çünkü topla çok çabuk direkt giden bir oyuncu ve bulduğu zaman da döner dönmez kaleyi gördü mü vuran bir oyuncu. Yani onun oyun düzenini serbest bırakmışlar İtalya'da. Bilhassa altyapılarda oynadığı dönemler. Galatasaray için hakikaten çok iyi bir transfer. Biz Icardi falan diyoruz, tamam iyi güzel de. Yani Icardi'nin potansiyeli farklı fakat bu çok enteresan bir oyuncu bence aldılar. Bence bu 35'e gider hocam. Vallahi gider. Şimdi tabii temenniler o da. Ben mesela kendi temennimi söylüyorum. İnşallah o parayı veren çıkmaz da. Şampiyonlar Ligi'nde istifade ederiz. Galatasaray'ın önünden seni döverler bak. Ben gönlümden geçeni söylerim ya hocam. Ya gönlüm mü var? 35 ben Şampiyonlar ya. Ligi'nde Galatasaray kaldığı zaman Galatasaray'ın bundan evvel yaşadığımız yaşadığımız o sıkıntıları yaşamayalım. Neler yaşadık biliyorsun. Yani kaliteli bir kadro yani, orada var olmak gittik tabii orada, ki önemli. Ne Beşiktaş şimdi konuşmayalım burada da o tarzda bir Galatasaray görmek istemiyorum ben. Yani çıkacaksınız bu tarzdaki elinizde tutmaya çalışacaksınız. Eğer o fiyat geldi mi? Tabii ben kendi gönlümden geçiyorum. Bu arada hocam belki Nelson'u satabilir. Sacha Boey'i satabilir. 35 milyon euroluk bir bütçeye ihtiyacı gelebilir, olmayabilir. Şimdi bir hocam, kardeşimiz yazmış. 35 bak, varsa 35 gider. Kani Sefa kurtulmuş. Lütfen gitmesin diyor. Zanyola için. 35 de versinler hocam, gitmesin diyor, 35, kalsın diyor. 35 de 25'i bir çarpsana hocam. Ya ben çarpmayayım abi hocam. Onlar farklı bir şeyler. Ben takımın bütünlüğünden yola çıkıyorum hocam bak. Ya ben seneye gene Galatasaray'a gene şampiyonluğa oynayacak. Hocam 35 de 25 ne yapıyor ya? Zaten 35 verdikten sonra bir sözü kulübün oyuncu gitmek istiyorsun. 700'ün de yarısı 350, 1 trilyon 50. Ya ne diyorsun ya hocam? Yani var ya. 25 ile ama niye çarpıyoruz? Hocam çok takımlar var euro öyle. Euro değil mi? Ama 30 da sonuçta transferi de euro bazında yapıyorsun yani. Ya fark et hocam ne olursa olsun ya yapmayın. 35 şimdi hocamın söyledi tabii ben katılıyorum ona. Böyle bir fiyat Türkiye'de ilk defa böyle bir fiyata satılacak oyuncu olacak ama gelirse tabii biz gönlümüzden geçeni söylüyoruz. Burada Zanyolu'yu hem izlemek istiyoruz hem de Galatasaray takımının Şampiyonlar Ligi'nde bir yerlerde olmasını istiyor. Çünkü artık bizde makas çok açıldı hocam. Şampiyonlar Ligi'nde yarışamıyorsun. Ancak böyle oyuncuları aldığın zaman bunun yanına onun gibi tarzdaki işte Paredes'ten bahsettik. O tarzda Icardi. Bu tarzdaki oyuncular çıktığın zaman rakip de biz Drogba'larla oynadığımız zaman adam bir bakıyordu Drogba var, Snyder var, Burak çıkmış, Melo var. Ve takıma bakıyorsun abi hepsi isim, marka. Ve orada şeyi çok iyi biliyorum önümüzde Inter'in hocasıydı şimdi. Söyle. Conte mi? Yok önceki ya. Önceki hocası. Inzaghi mi söyledi? Roma'nın hocası pardon. Mourinho. Çıldırıyordu ya. Real Madrid'deki buradaki o takımı öyle bir takımdı ya. Biz onu görmek istiyoruz Şampiyonlar Ligi'nde takımlarımız. Eğer oralarda o müzikte kalacaksan, oralarda oynamak istiyorsan. Ya yoksa işte bundan evvelki de Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçları da biliyoruz. Herkes önüne baktı gitti ama orada Real Madrid'e mağlup oluyorsun ama öyle böyle değil. Yani arada futbol çok uçurumlar yaratılmayan bir kadrolar vardı.
35 milyon büyük bir para, geri söylüyorum ama ben satılmasından yana değilim. Hocam, bak, gelmiyorsa tamam da, yoksa kalsın. Bak şimdi bu oynamadığı zaman Raşitsa oynuyordu. Hatta biz burada Serhan'la falan Raşitsa'yı şey yaptık. Raşitsa'yı da soracaktım size. Neyse Raşitsa oynuyordu. Ben diyordum ki Şampiyonlar Ligi'nde bu lazım. Ama şimdi İtalya milli takımında oynadıktan sonra bu, keşke buna 50 yazsalardı veya hiç şey yapmasalardı. Yani bunun fiyatı artardı. Hadi Galatasaray'da hocam oynasın. Oyuncunun da orada isteği çok belirleyici oluyor. Oyuncu da ödenebilecek bir bonservis bedelinin yazılmasını istiyor kontratı. Anladım da zaten bu buraya gelişinde de öyle bir şeyler var değil mi? Bir yerlere gitmedi bu yani değil mi? Bournemouth'a gitme olasılığı yüksekti İngiltere'ye. 30 milyon eurolar konuşuluyordu. Gitmedi. Oraya gitmedi. Ligde enteresan, kalma mücadelesindeydi. Enteresan da bir adam bu yani. Ama tabii hocam şey be. Şimdi, burada... Ama şimdi bak ben şöyle düşünüyorum. İtalya milli takımında bu oynadıysa bu gider arkadaş. Hiç bunu hiç konuşmaya... Hiç belki 35'e de daha ucuz bir fiyata da olabilir. Yani 75-30'a da olabilir. O zaman ucuza gitmesin yani, evet. Ucuza bırak zaman bak, kalsın. O zaman hocanın... Kulübün takdiri ne olur? Ya biz tabii, biz kulübün takdirini de bir tarafa düşündük. Biz bir taraftar olarak, bir futbol sever olarak, bir Türk taraftarı olarak, spor sever olarak takımlarımızın da çıkanlar. Çünkü bir çıktık, ikiyi de bulmamız lazım artık. O zaman Şampiyonlar Ligi'nde zaten bir değeri bulur. Yani şimdi 25 veriyorlar. Ben de 35, onu diyorum zaten. 35 ve ama şu anda 35 verirlerse mecburen gidecek. Hocam büyük de para. Belki Icardi'yi oradan bir 3-5 milyon oraya ayırırlar. Tabii. Ya Icardi'yi Raşitsa da fena bir adam değil. Ama tabii hocam, bana göre bak Raşitsa oynarken bile oynamazken ben bunu diyordum. Bu oynasın diyor. Bu oynar diyordum. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bu lazım diyordum. Hocam ben iyi ayarladı onu. Hoca iyi ayarladı onu. Onun o İtalya'da fazla süre almamasının... sakatlıktan çıkmasını, tekrardan toparlanması. Hakikaten Okan Hoca'yı burada çok tebrik etmek bak, lazım. Bak şimdi ne dedim biliyor musun? Gene Gomez'e geleceğim. Bu Gomez'den olayından sonra bir maç var. Bunu oynatmasaydı Zaniolo bu arıza çıkarırdı ve arıza tamir olmazdı. Yani... Okan'a helal olsun. Bak orada tamam mı? Hemen tak diye bekliyordum hocam, zaten. Niye arıza o çıkarsa? Maçta abi çıkarttı bak Allah Allah futbolcusun. Orada çak diye oynattı bunu. Ondan sonraki maç oynatmadı. Finalde de gene Okan çok büyük bir hareket yaptı. Bunu oynattı. Bak Okan'ın artıları var. Okan'ı geriye dön. Şimdi geriye dön o maçta. Ne o maçıydı? Alanya maçı. Vallahi bile geriye sarsan şeyi oynatırdı. Gomez'i oynatırdı. Hani geriye sarsan. Çünkü böyle bir şeyler tahmin etmedi. Yani böyle bir arıza çıkaracağını şeyinde Gomez'in de. Ha onun için gitti gitmedi bilmem. Ama Okan o sonlarda Zaniolo için çok iyi şeyler yaptı. Zaniolo bir maçta dedim ki eyvah bunu oynatmazsa yani ben futbolcularına bakıyorum. Beni oynatmasaydı o zaman Zaniolo'ya bir maç vardı. Vallahi billahi çok arıza çıkarırdı. Ama hocam bak şimdi Zaniolo... Bak ne diyorum ondan sonra mesela o peki oynamadı o maç. Sonraki maç oynatmadı ses yok biliyor musun? Hiç ses hatta bir idare Zaniolo'nun yani, oynamamasının nedeni idare etmesi ana nedeni. Raşitsa zaten da çok iyi. Kendisi biliyor şimdi Raşitsa'yı da kendisi de biliyor. Uzun dönem oynamadan, çok fazla tempo yapmadan buraya bir rehabiliteyi toparlayıp ondan sonra çıkacak. Oynayıp da gelmiş bir oyuncu olmuş olsa belki bir sıkıntılar yaşamış. Raşitsa'dan bahsediyoruz. Çok faydalı iş yaptı mı Türkiye'de yaptı. 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 Şimdi Allah var yaptı. Ama şöyle bir bak. Hocam bak hocam Allah aşkına bak. Görüyor musun stoperin dönüşünü? Yok ya. Bir daha bak bir daha göster. Hocam Allah aşkına bak. Ben bunlar işte antrenörlük burada bak. Bak şimdi bak dört numara dönüşe bak. Nereden dönüyor bak bak. Oo ya. Ya böyle bir şey orada var mı ya? Patronaj yapmış hocam gelirken. Ya buradan dönecek bak Allah aşkına. Şimdi Kerem bak bunlar çok önemli şeyler. Evet. Bunları çalıştıracaksın. Şimdi hocası bunun Çağdaş hocam bunları çalıştıracaksın sen anladın mı? Böyle dönse gol olmaz biliyor musun? Böyle çünkü karşısına gelecek. Evet. Kerem Raşitsa'nın bonservisi 10 milyon mu? Hocam yani öyle 10 deniliyor, milyonluk bir beklentisi olduğu Norwich City'nin konuşuluyor. Ama orada da oynamadı. Evet. Bremen'le küme düştü. Orada şimdi bizim Türkiye'de, bizim ligimizde Galatasaray'la birlikte, takımla birlikte götürdü. Bilhassa ikincileri daha farklı açıldı. Bundesliga'da bu arada oyuncunun bir pazarı olabilir. Yani. Norwich City'de, Norwich City'de kalmak istemeyeceği kesin. Nerede olur ama Bundesliga'da pazarı? Orta sıra takımlarında. Üst yani, seviye takımlarda sen burada olmaz. Üst seviye takımda burada oynuyorsun. Şampiyonlar Ligi oynayacaksın tamam. Eğer gelirsin. Yani tamam. Üst seviye takımda oynuyorsun. Tabii bunu kararı verecek yönetim kurulu 10 milyon verir misiniz, vermez misiniz? Daha farklısınız. Sizce tutulması elzem mi eğer şartlar oluşursa? Ben şampiyonlar yabancı futbolcu açısından düşünüyorsam daha farklılığına giderim. Ki bunu da en iyi hocam da belki bilir. Ben hep şundan yanayım. Açık alacaksınız Fransa Ligi'ni çok iyi etüt etmeniz lazım.
çok dinamik oyuncular var. Çok seri oyuncular var. Ben de aynı fikirdeyim hocam. Ben buna 10 milyon, bak çok iyiydi. Ben buna 10 milyon vermem. Buna vereceğime belki 6-7'ye işte şeyi kaça aldılar? Kimi? Kenti. Kimi? Kenti. Bonservisi yok. Yok hocam. Sözleşmesi vermişti. Mesela onu alırdım. Zaha kaç nedir? Zaha'nın da bonservisi yok. O da 31-32 yaşlı. Ama onun da yıllık yaşlı ücret beklentisi çok yüksek. 10 milyon eurolara yakın olacak. Hadi ya. Ama işte yani bundan yani işte ama o zaman... Seni şey Zanyola'nın kaldığını düşün. Raşit Seyit'i aldı kaldı. Zanyola'yı geçemezsin. Hocam bir şey söyleyeyim. Zanyola kalmaz. Ya kaldığını düşün. Hocam gönderme kalsın ya. Allah Allah hocam. Hocam sen 35 milyon hala... Ya 35 veren olursa gitmek istiyorsa gidiyor oyuncu zaten yani, de. Hocam 35 ya gelsin. bir trilyon milyar mı artık şeyleri de 35 şimdi geliyorsa dedi. Futbolcu bir de takım hangi takım? Onu da bilmek lazım. Zaten verecek takımlar belli onu. Evet. Ama bu da enteresan bir adam. Cins gitmeye de bilir ha. Ben Juventus'un renklerini... Kalmak da isteyebilir. Renklerini de sevmiyorum diyebilir yani. Enteresan. Bu döverler mi burada mutlu olduğunu söylüyormuş. Burada ya mutlu olduğunu söylüyormuş. Yok şimdi Juventus'ta işte bir dakika şimdi. 35 buna verdiler bak şimdi. Juventus verdi. Bu da bu arada gitmiyor. Sanıyorum bir dakikamız var. Bir dakika bu da gitmedi ne olur. Hocam 35... kaçırdım soruyu biliyor musunuz? Ha? Sorunuzu kaçırdım. Ya diyorum ki 35 verdiler. Evet. Zanyola Juventus verdi. Diyor ki ben Galatasaray'ı sevdim gitmiyorum. Ne olur. Döverler tamam mi? Yok yani. Benim dediğime gelir Şampiyonlar Ligi'nde. Ya tamam da. Yok yönetim ne yapar acaba? Sinir krizleri geçiriyor. Juventus nasıl verecek o parayı? Ceza yediler ettiler biliyorsun yani. Yani bana Juventus, da zor geliyor. Bak, zaten de, konuşulanlar böyle yanında takas oyuncu yani öneriyorlar. Takas, biraz ya para, biraz zor yani bir oyuncu vesaire. Biraz kül, biraz duman falan gibi. O verim işte. Güzel şarkıdır o. Saadet'in kaynağı değil mi? O kadarını bilmem. Ben az buçuk biliyorum öyle. Siz müzik hocam sizin ilgi alanınız yani. O da var. Bir araya gideceğiz. Az sonra tekrar birlikte olacağız. Dönüşte Beşiktaş'la devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşacağız. Siyah beyazlar 10 numara arayışında gündemdeki isimlerden biri de Aston Villa'dan ayrılmayı kafasına koymuş durumdaki Philippe Coutinho. Philippe Coutinho Beşiktaş'ın gündeminde özellikle Liverpool'da oynadığı dönemde Avrupa'nın en kreatif orta sahalarından biri olarak öne çıkıyordu Brezilyalı oyuncu. Cezalarının dışından şutlarıyla, golleriyle, asistleriyle kırmızılara bayağı yardımcı olmuştu. Barcelona'ya çok yüksek bir bedelle transfer oldu. Orada beklentileri karşılayamadı. Sonrasında kariyeri biraz düşüşe geçti. Açıkça bunu ifade etmek gerekiyor. Zaten bu seviyede bir oyuncunun kariyeri düşüşe geçmediyse de Türkiye'ye gelme ihtimali çok yüksek olmuyor. Hocam nasıl değerlendirirsiniz Beşiktaş'ın arayışını? Alex Teixeira ile Pjanic geldi. Onlar da yüksek profilli oyunculardı. Coutinho gibi ama fayda veremedi. Veremedi. Sen ne düşünüyorsun? Yani o adamlarla bunu ben çünkü... Hocam ben şöyle özetleyeyim mi? Yani aradaki bir şeyi söylesen. Bir önceki sezon Aston Villa'ya geldi kiralık olarak. Çok hızlı bir giriş yaptı. İlk 7-8 maçında çok çok iyiydi. Sonrasında performansı düştü. Satın alalım mı, almayalım mı? Bunu çok tartıştılar, konuştular. Steven Gerrard da hoca, Liverpool'dan da eski takım arkadaşı. Aldırdı kulübe. Geçen sezona bir başladı. Çok kötü başladı, çok etkisiz başladı. Gerrard onu kesti. Bir sakatlık süreci de oldu. Unai Emery geldi takımın başına. 4-4-2'ye döndü. Coutinho'ya da zaten o sistemde bir yer kalmadı. Önde çok iyi bir santrforu var Oli Watkins. Onun yanında kanattan bozma oyuncuları biraz daha ikinci forvet gibi kullandı. Coutinho'luk bir durum kalmadı. Süre aldığı zamanlarda da kötüydü açık söylemek gerekirse. Biraz onun da böyle vücut dili acaba futboldan üst seviyeden uzaklaşıyor mu düşüncesini ben de oluşturdu izlediğim performanslar itibariyle. Ama çok büyük bir yetenek. Bilmiyorum Şenol Hoca acaba bu transfer olursa ondan faydalanabilir mi? Şimdi gene ne aklıma ne geldi biliyor musun? Delali geldi. Delali de herhalde 27 yaşında falan değil mi? Evet. Yani şimdi Delali daha artık o başka bir psikolojik bir vaka. Anladım. Yani Şenol Hoca dedim ki bunu adam eder. Eski gün ben onu ta McDonald's'tan tanıyorum yani o Delali'yi. Ama olmadı. Yani olmadı. Şimdi bu adamla ilgili Alex Teixeira ile şey geliyor gene aklıma. Pjanic geliyor. Onlar da çok kalite adamdı ama burada yani halı saha gibi futbolcusu gibi oldular. Evet. Yani gene klasları vardı. Bir gol attı bilmem ne bir tanesi Alex Teixeira falan güzel. Onun için de biraz kafamda soru işaretleri var. Tabii gene buna karar verecek Şenol Hoca. Hani ben bunu adam ederim, yaparım
Bir de adamı işte demiş. Yani hocanın da kariyerini tekrar yükselişe geçirdiği çok oyuncu var bu arada. Evet. Şimdi ama yine de adam futboldan sen mi söyledin onu? Vazgeçti mi geçmedi mi? Evet. O önemli. Önemli onu olan kafasında. İşte ondan ben emin değilim. Eğer vazgeçmediyse ben oynayacağım derse o eski şeyini Şenol Hoca tekrar onu yani biz de hani parlatır diyoruz ya seyirci ağzıyla. Hı hı. O duruma getirir. Ama kim nereden geldi bu teklif? Kim seyretti mi hoca? Seyrediyor mu? Şimdi son hafta senede oynamadı. Ne desin yani hoca buna? Acaba? Kafamda soru işareti var yani. Hocanın %100 tanıdığı bir oyuncudur. Mutlaka teknik direktörlük yapıyorsan. Tabii ki en iyi dönemini işte, daha çok tanıyordur. İşte geçen sene yok. Evvelki sene bir hızlı başladı sonu yok. Evet. Vallahi bilmiyorum yani Allah kolaylık versin Şenol Hoca. Eğer bu kesin eğer onun fikri ise o da var. Bu teklif edilmiştir diye düşünüyorum yani hoca. Olabilir. Değil mi? Hoca yani bunu alın falan bu iyi adam falan dediğini tahmin etmiyorum. Ben tabii bakacak daha şey var. Beşiktaş'ın bir sürü şeyi var. Hoca ile bu konuyla bir konuşacağım ben. Bugün yarın bir konuşurum. Bayram zaten şeyde. Evet. Bakayım ne diyor ya acaba. O da çok ketum biliyor musun? Tabii. Soruyorum bazen. Ama de, öyle de olması gerekiyor. Olsun da gidecekler var bilmiyorum. Ya çok enteresan şeyler var. İki takımdı bak. Onu da Trabzon'da dahil Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Öbürlerini bilmiyoruz. Gidecekler de kalacaklar da belli değil ya. Çok enteresan bir sene yaşıyoruz bence. İlk defa ben böyle bir şey geldi başıma. Değil mi? Hiçbir şey, her şey belirsiz. Herkes de 7-8 tane transfer görmeyeceğiz gibime geliyor. 10 tane. Ya bilmiyorsun. Yaşıyorduk ya öyle. Gidip kalıp kalmayacağı. İşte Galatasaray'da Zanyola mı kalacak? Icardi mi kalacak? Torreira mı kalacak? Şasoba'ya mı kalacak? Burada Fenerbahçe'de öyle. Beşiktaş'ta öyle. Çok enteresan bir sezon. Hepsi mukaveleli oyuncudur hocam. Ya, mukaveleli işte, olan devam isteyen ediyor. İsteyen var, şu var, bu var. Hep acaba. İsteniliyor da önce bir yani gelsin. Transfer yapmak da çok zor. Şu anda herkes bekleyecek. Bir kere tabii. Kadro otursun. Bilmem bununla ilgili. Ne dersiniz hocam Coutinho ile alakalı? Vallahi o futbolculuğu da geçmişi de bir şey diyemeyiz. Yani harikulade bir oyuncu. Mükemmel bir oyuncu. Bence bir dönem. Yani Avrupa'nın en iyi şutörlerinden biriydi aynen. Özellikle. Şimdi... Bunu alırsanız şayet bunun oyun tarzına göre oyun sergilemeniz lazım. Bu çok çünkü geriye gelen bir oyuncu çok değil. Çok yardımcı olmaz. Şenol Hoca da oyunu iki yönlü oynamasını isteyen orta sahaları sever. Şimdi mesela hocam Tekşehir'e diyor ama Tekşehir'in de en büyük sıkıntısı 8 ay falan oynamadan buraya geldi. Evet. Öyle aldılar. 5 yıl Çin'de oynadı. Yani o da oynamamış. Baksana hocam Kerem diyor oynamadı diyor yani. Geçen sene yani. 20 maç bir gol. 20 maçın sadece 7'sinde 11 yani, başlıyor. Onlar işte, da zaten sezonun ilk maçları. Çok hızlı geldi. 20 milyon euro para verdiler. Zaten başlayacağı kesindi yani. Onlar için fark etmiyor. Veriyorlardı ama şimdi burada bunu aldığın zaman hakikaten kalitesine bir şey söyleyemez yani. Evet. Topçu adam. Buraya geldin mi onun oyun tarzına göre oyun sergilemen lazım. Arkasını donatacaksın ben ama Şenol Hoca da öyle değil ki. Şenol Hoca'da hepsi akordeon gibi açılıp gidiyor. Bütün orta saha ceza sahasına girecek, gol arayacak. Hepsi tekrardan geri gelecek. Hocam, Salih bile düşünebiliyor musun? Benim anlatmak istediğim Ahmet Hacı o tarzda, gösterdi. Değil mi? Salih yani hepsi geri geliyor yani. Şimdi bunu ben tahmin etmiyorum yani. Hocam zaten öyle değil. Öyle değil. Bunun arkasında tamamlayıcı oyuncularla oynadılar. Bilemem yani ne derler ya. Yoğurdu bile üfleyerek ersin sütten ağzı yanan. Elinde bir Delaye olmayan bir oyuncu bir de burada tekrardan yakalar mısınız? Aynısını ama kalitesine, oyunculuğuna bir şey söyleyemeyiz. Yani çarpılırız onu söylersek. Fakat ne yani verir bilemem. 5 yıl önce 135 milyon euro para verildi. Aynen öyle. Yani bak neden bahsediyorsun? 135 milyonu bizimkiler 3 sezon kadro kurarlar. Yani 135 kurarlı. Milyonun karşılığını verebildi mi Barcelona'da? Veremedi. O da ayrı bir konu. Yani kötü bir transfer olarak... Şu anda 135 milyon ilk üçe girer herhalde değil mi? Mbappe, evet. Vinicius birkaç kişi var değil mi? İlk beşe kesin girer yani. Hocam, 135 bunu, milyon şu anda Salah ne Kevin De Bruyne değil mi? Şu andaki fiyatları bunu evet. Verdikleri zaman 5 sene önce bak 5 sene önce. 5,5 sene. Ya bak işte 6 seneye giriyor işte. Yani düşün. Yani. Ya öyle yani, bir oyuncu ama. Bir de yaşı da 31 ha. Evet. Ya yaşı da yani. Tarihin abi. En pahalı üçüncü transferi. Oy. Neymar ve Kylian Mbappe'den sonra. Ya. Yani yazı günü. Herhalde ya. Başkasına bakarlar. Başka ya. Bir oyuncuya bakarlar. Bilemiyorum Şenol Hoca'dan. Adamla konuşsa. İstekli yani... mi gelmiştir. Ha, alırsa ses getiren bir oyuncu. Ama bunun da öbür taraflarının yanlarına düşüyor. Bakarsın da buraya gelir. Futbolu tekrardan ikinci baharını yaşayabilir. Olabilir. Her şeyi yaşayabilir. Ya. Oyuncu getirdiğin zaman herkese Türkiye mi gitti dedirtecek bir oyuncu. Evet.
Bunu da söyleyelim yani mi? Biz son görüntüsü üzerine yorum yapabiliyoruz. Şimdi, son görüntüsü biz değil. Biz ne deriz? Dışarıda izlediğimiz oyuncularla buraya geldiği zaman ne yapacağını bilemiyoruz deriz. Evet. Çünkü orada farklı. Ama bu oyuncu buraya da gelir. Seni de zirve yapar yani her şey olur. Şimdi bir de şu var bak. Mesela Delali geldiği zaman sakladılar ettiler. Belki düzeltiriz dediler. Mesela şey profesyonel yaşantısı yokmuş. Daha açık da söyleyeyim yani çok içki içiyormuş yani. Şimdi bunun önce bir şeyi var mı? Bir psikoloğa göndermek lazım. Psikiyatriye göndermek mental lazım. Mental bir sıkıntısı şimdi var bilmiyorum. Evet yani bu. Yani yoksa adam baksana. Dünyanın dediğinsin. Yani en pahalı üçüncü oyuncu. Hocam çok çok farklı bir oyuncu ya. Evet. Bak tekrar söylüyorum. Eğer transfer ettin Türkiye'ye hangi takım olursa olsun bir kere şu derler sen Türkiye'ye mi gittin derler. O tarzda bir oyuncudan söz ediyoruz ama Aston Villa da artık onun en son gidebileceği bir yer olmuş. Oraya kadar evet. Düşmüş değilim yani artık. Onun nerelerden nerelere gelmesi. Ama burası da farklı bir yer. Burası da bir Beşiktaş. Beşiktaş'ın neleri adam ettiğini biliyoruz. Hocam bir seyircisi Beşiktaş'ın. Bak neleri adam ettiğini. Oyuncu için de büyük bir motivasyon oldu. Sen şimdi Kayeriç falan dedin. Alex Tekşeri'yi hadi bir tarafa bırak o sakatlığından dolayı onu bilerek aldılar. Acaba olur mu diye. Kayeriç Şenol Hoca'nın elinde olmuş olsaydı farklı da bir oyun görebilirdik. Orada da o içeridekilerini bilmek lazım. Hı. Neler yaşadınız. Hani bizde bir şey vardır sahibine göre bir şey olur diye. Herkes Şenol Hoca da farklı oluyor takım. Hocam Pjanic'te bence Şenol Hoca'da da farklı olmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hoca onu Birleşik çok Arap Emirlikleri'ne gitti yani. Gider. Bak, farklı kullanıyor. Orada oynadı nasıl olur mu? Vallahi hiç kayıp. En ufak bir fikrim yok. Yani kim? Birleşik Arap Emirlikleri. Bakalım. Şey mi? Pjanic mi? Evet. Ligde 18 maçta 4 gol 4 asist oynamış. Ama tabii hiçbir önemi yok yani. Tamam, Birleşik Arap Emirlikleri zaten sonra orası şey lige geliyor artık. 20 tane atsın. Hadi ya. Yani, daha kötü mü orası? Kötü tabii. Aynen. Neyse yani Beşiktaş mutlaka oraya farklı bir oyuncu da bakılır ama tekrardan transfer biterse takımla birlikte farklı bir ivme kazanırsa hem kendisi de kazanır hem Beşiktaş'ta bir yıldız almış olur. Dünya yıldızı almış olur. Orta sahada hocam 8 numara pozisyonuna da hocanın talepleri olduğu konuşuluyor. Daler Kuzuyev'in adı çok geçti. Hocayı biliyorsun isim vermez o. Evet. Pek bir tek isim Burak'a vermiş. Sizce Burak peki mutlaka 8 numara ya da 6 numara orta saha transferine 2 ya da 3 tane ihtiyacı var mı hocanın? Ya artık 8 falan biz kendimiz söylüyoruz. Öyle bir şey kalmadı. Hepsi oynuyor. İşte Getson'u görüyorsun nasıl oynadı. 8 oynuyor, 10 oynuyor, 6 oynuyor. Her tarafta oynuyor. O terzdeki oyuncular zaten revanşlılar. Salih farklı bir boyuta girdi. Amir sonradan topa bak. Aman herkes Maxi falan dedi. Maxi'nin olmayacağını söylemiştik buralarda. Hocanın evet. Bu seviyenin oyuncusu değil değildi. Zaten. Normal gitti. Ama Amir hocam, çok Amir farklı top. Yalnız 2 tane oyuncu alması lazım hocam Beşiktaş'ın. Yani hocam, bu işte, ne tarzda alırlar, ne tarz eder. 10 numarayı falan düşünmesinler. Stoperler gelecek mi, gidecek mi belli değil ki. O sayısı istiyorlar yani. Galiba. İsimler da, çıkıyor. Ya istiyorlar da bak gitmek istedi lafına kızıyorum. Niye biliyor musun? Adamı oynatmazsan, kötü davranırsan. Şimdi bak Beşiktaş'ın içeriden aldığım haberler var. Kim söyledi? Saiz, Enkudu. Birisi daha sağ bek ne o çocuk? Rozier. Rozier. Bu üçü bir şirket yani takımda bir şey yapmışlar böyle bir baş kaldırmışlar falan. Şenol Hoca bunların hepsini adam etti. Yani Enkudu'yu kullanmıyor hoca zaten. Ama yani bu üçü bir şey sözleşmesi yapmış. De zaten bitiyor gidiyor. Üçü bir şey varmış. Hatta bak dikkat edersen Saiz'i oynatmadı. Rozier'i oynatmadı. Hatta Muleka diyorum ne sol bek Masauku. Masauku. Sonra içeride böyle bir krallıklarını ilan etmişler gibi falan filan. Öyle bir şey duydum. Sonradan bak düzeldiler. Şimdi mesela hani ne stoper alacak mı? Bu düşünüyorlar. Tala hocam işte gidiyor. Kole... Fransızca konuşan ekip hocam saydığınız. yani o aynı dille konuşuyorlar. Daha öyle yakın mi? İlişkileri olmaları çete her ya. Zaman daha muhtemel. Dörtlü çete. Yani öyle demeyelim de. öyle hani bize ödetti. Ha, bize yani Türkiye'de öyle derler. Öyle denir takımlar içinde yani, evet. Yani problem çıkaran oyuncu grubu. Bunlar çete kurmuş derler. Öyle deriz yani biz. Bu evet. Futbol bir terim. Futbol tabiri öyledir diyorsun. Öyledir yani. Tabii. Ondan sonra yani şimdi acaba stoper Wellington'a gidecek mi? Gitmeyecek mi? Wellington'u tutmaz galiba hoca. Hocam Wellington Talip daha Talip da sakat dönecek. Hocam dönecek. Ya şimdi lige iyi başladı. Hocam sağ stoper alacak Beşiktaş zaten. Arıyorlar. Saiz nedir acaba? Saiz solda yok, takımda kalırsa kalır. İşte kalırsa kalır mı?
Ya Hoca'da var ya, Hoca'da var ya, Allah aşkına ya. Şey ne olacağım, bizi seyrediyor mudur bilmiyorum da ya. Bizi seyretmez ya, hocam. Bir öksür be. Öyle yap ya. Yani. Hocam seyretmez, yok, onun işi başından aşkına. Yok şimdi yok. Şey... Hocam seyrediyorsanız bizi, Güvenç Hoca bir mesaj uzağınızda. Bir öksür, öksür. Yok arayacağım, bu mesaj atmaz. Yok atıyor şeylerde atıyor, falan atıyor, bayramlarda atar, da. Atıyor. Yani ya sağ olsun. Selam olsun hocaya, yani, eğer selam olsun. Evet. Yani yok... Sayısı ben olsam tutarım. Ben olsam var ya, Fenerbahçe'nin yerine fazla, bıraksam bırakıyor ya. Vallahi hemen alırım. Fazla transfer yapmayacak galiba. Evet. Yapmaya da gerek yok yani Beşiktaş'ta. Herhalde 4 tane herif falan kapatırlar. Maksimum 5. Ya bir stoper bir orta saha alacak. Redmond'u geri alırsa. Redmond'u alsınlar hocam. Muleka ile kalır. Muleka yani galiba Redmond'u bir... takıma çok katkı sağlar. Hocam belki bir sol kanat oyuncusuna da ihtiyaç olabilir. Şeyi işte düşünüyorlar. Ekotu'yu. Şey söyledi ya Abu Bakır'ın takım arkadaşı. Hı hı. O da bak çok farklı bir ivme kazandırır Beşiktaş'a. İyi bir oyuncu. Cenk gelince Cenk Tosun hiç bir şey yapmıyor. Çünkü Cenk bir Ekambi. De takımı toparlıyor. Ekambi. Toto Ekambi. Ekoto benim topçumu gitti. Ben de vardı, evet. Ekoto bir topçu. Şey Cenk toparlanır gelecek. Abu Bakır bak mesela santrafor bölgesinde en problemsiz yer Beşiktaş. Evet. İki tane santra öyle böyle değil. İkisi de çok farklı. Bir tanesi çok farklı oynayan Cenk'ten bahsediyoruz. Bir de Abu Bakır var. Hakikaten de, iki hocam, tane Red, değil mi? Şey, problemsiz santrafor evet, bölgesi var. Gezal ne olacak? Gezal ne olacak? Ya ben hep buraya geliyorum var ya. Şu Murat'ı arayayım doktoru bir soracağım. O da hocam işte Gezal'ın durumuyla alakalı da çok fazla belirsizlik olduğundan belki onun pozisyonuna hocam, bak, da o, bir oyuncu düşünülebilir. Zaten... Yani eski performansına dönememe olasılığı hocam, var. Hocam sakatlığı da biliyorsun Murat çok var ya, önemli çok iyi bir doktor yani, biliyor musun? Murat Çevik çok iyi bir doktor. Hı-hı. O ne olacağını söyler, ne yapacak, ne edecek. O da onlar da şey yapıyor, çekiniyor mesela, tamam hani biz burada konuşuyoruz falan ya, onlar da haklı ya. Şimdi sevgili hocam. Şey hani Murat böyle söyledi falan. Sakatlı ya, Murat ben öyle söylemem bölgede. Sen merak etme seni söylemem. Sakatlı ciddi bir bölgede her an işte. Hocam nasıl bir sene oynamaz nasıl mı sakat ya, kanser işte, olsa iyileşir ya tövbe estağfurullah. Öyle diyorsun da öyle değil. 6 hafta sonra gerisini yarı yolda bırakabilir. Evet. Onu göz önüne alması zaten lazım. Zaten ben Redmond diyorum önce ya. Redmond tabii ne oldu hocam? Var yok mu bir haber? Bir haber yok henüz. Netleşmiş bir durum yok. Yani Beşiktaş alıyor ya da vazgeçti. Ekambi'yi biliyor musun sen? Ekambi'yi. Yok bilmiyorum. Ekambi'yi bak alırlarsa seyredersin. Alırlarsa seyredersin. Nasıl? O Enkudu var ya Enkudu Muleka. Alır onların hepsini torbaya yani koyar iki gönderir. İki yönlü oynuyor mu? İki yönlü bitti benim için. Benim için önemli kim? Olan iki yönlü oynaması. Sen onu bir seyredi. Kamerun milli neyse, takımında bilmiyorum. En son Rende çok Rende iyi. Rende kiralık oynadı. Rende kiralık o şeyden Lyon'da bak. Ne milli takımı? Villarreal'den geldiği zaman orada bir sıkıntı yaşadı. Ondan sonra bu taraf Rende gelince o geniş takımda çok fayda. Hocam şey gibi adam direkt gidiyor böyle yarıyor böyle. Tam Beşiktaş'ın hani oyun kurgusu vardır ya Beşiktaş'ın bilirsin hep böyle boğan. Tabii işte hocanın istediği tipte bir oyuncu. O da ve fiziksel çok olarak güçlü. Çok güçlü. Gayet hızlı da yeterli seviyede. Havadan var ya bak hocam sağ açık oynama meziyeti var. Sol açık oynama meziyeti zaten açık oynuyor. Santrafor'un meziyeti var. Ya gidiyor da geliyor. Hani hocam, deriz ya tabirle. Tank. Hoca kandil akıntısı. Euro meziyeti gibi nesi hocam? Euro meziyeti. Onu ben bilmem. Bir sene daha mukavelesi var yanılmıyorsun. Var, yani. 2024'e kadar. Hocam bir mukavelesi varsa hiç uğraştırmam. Al hocam ya. Al ya. Hocam şeyde, kullanmayacaklarsa belki kiralık da bırakabilirler. Bak hocam biraz evvel ne dedim? Uygun bir bonservis de bırakabilirler. Fenerbahçe bölümünde alabilecekseniz açık olarak düşünüyorsanız bence bize yatkın en iyi açıklar şeydi Fransa'da. Açık ve bekler. O kadar çok aktifler ki, evet. O kadar çok dinamikler ki oralarda bize yatkın olarak en ideal yerler orası. Ama bu farklı bir oyuncu. Ekoto bir tarafta düşünebiliyor musun? Redmond. Redmond. Bu, Ekambi. Ekambi. Muhteşem bir açık olur. Muhteşem hocam öyle. Redmond'u seyrettim biliyorsun onu. Evveliyatında biliyorsun. Bilmiyorum. Bunu bilmiyorsun ama bu da yok. Bir seyret bak bir o şeyden. O çift santrforda Cenk'le Cenk'te bu var zaten. O zaman orta sahada şey olmaz. Kim? Coutinho olmaz. Yani değil mi? Ya iki tane koşan adam olacak orada orta şimdi sahada. Şimdi hoca vakit ama çift santrforla mı oynayacak o da var. Hoca ya neyse ya öyle olunca öyle olacak. Cenk'ten vazgeçemez. Takım kaptanı takımı toparlayan biri. Öbüründen hiç vazgeçemez Abubakar'dan. İki tane koş bir tanesi. Çift o vakit dörtte oluyorsun önde.
Arkası i̇şte, çok iyi olması lazım. İşte arka. Hocam, gerçi işte, bunlar geliyorlar. Bunlar hocam Zayson yanına iyi bir stoper alırsa, hocam geri dörtlü, kaleci falan mükemmel. Orta sahada da Getson'la ya Salih ya Amir. Getson kalacak mı acaba? Onda talepleri varmış. Yazılanlar, çıkanlar, söylentiler o şekilde. Nasıl bir transfer şeyindeyiz ya? He? Hiç sende rastladın mı? Yavun derken yani hiç belirsiz bir şeydi. Herkes soruyor o mu bu mu? Ya bir sorsana. Ya neyi soracaksın arkadaş? Her şey gizli kapaklı. Öyle olması da gerek. Normal yani. Zaten hocam. Öyle her taraf açık olur ama mu? Ama çok yaşa. Sağlıklı yaşa. Ama inşallah şey yani bu seneki kadar böyle gizli kapaklı olmamıştı yani. En azından bazı şeyler belliydi. Gidecek kalacak falan filan. Bu sene gidecekler belli değil. Evet. Alınacaklar yani bir bulunur. Şimdi ama herkes şeye yattı. Ağustos'u bekliyor. Temmuz'un sonları Ağustos. Hani en son çıkacak ortada kalacak hocam oyuncuları. Bir de Suudi Arabistan faktörü de var. O çok. O yani zaten darmadan etti. Kafası karışık. Oradan teklif bekleyen oyuncular var. İşte o darmadan etti. O biz alıyorduk. En son uğrak yeri burası oluyordu ama şimdi bir taraftan o paraları çok fazla veriyorlar hocam. Evet. Hocam ne olacak? Birer milyar dolar veriyormuş adamlar. Verdi ya. Zaten. Veriyormuş değil ha? Verdi. Ya yani, şeye tanıtma fonundan veriyor hocam. Dünyada bir şeyi en iyi tanıtacak şey. Kerem o doğru mu? Modric'e 200 milyon senelik vermişler. Kalıyor çıkan haberde. Kaldı da. Hocam bilmiyorum yani. Öyle bir şey çıktı. Çünkü siz araştırıyorsunuz da daha fazla. Onun için sordum. Net bir şey söylüyorum. 200 milyondan bahsediyorlar. 200 milyon iddialı bir para. Hocam bak bir şey söyleyeyim. Bazıları da atıyor. Nasıl atıyor? Şey açıklama yaptı. Adını söyle Arabistan şey için Icardi için hiç böyle bir şey teklifimiz yok diyor. 30 milyon diye dolundu dolaştı. Hiç böyle bir şey yok. Hepsine gerçekten söylüyor. Hiçbirine vermiyoruz diyorlar. Icardi'ye de söylüyorlar. Hayır, olmadı yani diye. Hepsine yok söylüyor. Hocam böyle bir şey yok. Hemen bir balon uçuruyor. Geçen gün ne dedi? UEFA'ya kafa tuttu. Gideceğiz dedi. Salah'ı da alacağız dedi. Kim? Şey Suudiler. Hani UEFA bu paralarla bilmem ne bir şey çıktı ya biz dedi gideceğiz onu da alacağız dedi. Burası bu arada dedi, futbolun gelişimi açısından tabii hiç iyi bir durum değil yani. Ya. Onu da söyleyelim. Onlar ama altyapılarda bak değil yani. Altyapılarda da şeyler çok fazla onlarda. Bir tane Galatasaraylı taraftar bana yazıyor. Türk futbolunu engelliyorsun diyor. Ya var ya gülecek geldi benim yaptığım yorumlar. Kaç tane engel var hocam? Ya bir şey söyleyeyim mi? Arkadaş bir şey söyleyeyim mi? Bu Galatasaraylardan şikayetçiyim. Bir tanesi yazıyor ki. Niye Galatasaray'dan bu diyor Kerem diyor sana nasıl saldırmıyor sabrediyor diyor. Estağfurullah. Yok vallahi ya abi ben ne dedim bu Galatasaray için ben aklım sırrım ermiyor. Bildireceğim ya. Ya var ya bu ne kadar Galatasaray'da varsa bana hücum ediyor biliyor musun? Benim ağzımdan ya Allah'ın dolan şeyler olacak şey değil. Demin onun için sana söyledim. Galatasaray'dan şey sana dedi, bir şey söylemez. Ya Fenerliler bir taraftan yok Gomis şeyden daha iyi golcü. Ya, onun için söyledim buna. Yok herkes işte, düşündüğünü söylemiş. Hocam olacak şey mi ya? Yanlış. Yani yanlış anlaşmalar bir de, olabiliyor evet, bazen. Bir de ben ne oluyor biliyor musun? Birisi bir şey duyuyor yalan yanlış ona söylüyor. Onlar da pataküte yazıyor. Şeyi ya esas da mesajlara düşmüyor. Şeyi kapadım. Ne o? Tweet'i kapadım da. Hı hı. Bakmıyorum zaten. Delirmek işten değil. Hepsini engelli bitmiyor. Sen engelli ya arkadaş bu Galatasaray'ı ben tebrik ediyorum. Bir saat şeyi methettim. Başkanları, yönetimi, Okan Hoca'yı. Hakkı. Ya şöyle diyebilir miyiz? İnsanlar bazı yorumlarımızdan hoşlanmayabilir ama kimseye bir düşmanca tavrımızın hiç, olması yok, söz konusu bile değil. Söz konusu değil tabii ya. Biz burada gördüklerimizi asperkeden. Yani yorumlara katılabilir izleyici, katılmayabilir. Kerem, olabilir. Var mı sol bek Beşiktaş'a? Muleka'dan sonra bir sol bek var mı şu andakiler kalacak mı? Masuaku'dan sonra. Masuaku. Masuaku. Ben Muleka de hep Muleka diyorum Masuaku'ya biliyor musun? Aynı. Bir gelişme yok onunla alakalı. Meraş. Bir haber daha ekrana getireceğim Beşiktaş'tan. Hı. Siyah beyazlar Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu listeye davet listesine ekledi. Santrafor. 2017'de Manchester City'den 27 milyon euro karşılığında transfer edildi Kelechi Iheanacho. Çok verimli dönemleri de oldu Leicester City'de. Beklentilerin altında kaldığı süreçleri de yaşadı. Takım küme düştü ve orada küme düşen takımlarda genelde bir küçülme durumu olur. Leicester City'nin kadro maliyeti de zaten epey şişkin. Elden çıkarmak zorunda kalacakları oyuncular var. Onlardan da biri Kelechi Iheanacho gibi duruyor ama elde de Abubakar var, Cenk var. Az önce aslında ne kadar iyi alternatiflere Beşiktaş'ın forvet hattında sahip olduğunu söylemiştik. Iheanacho bu arada ikisinden de daha farklı bir profil, onu da söyleyelim. Ama bilmiyorum hocam, sizce öncelik olur mu? Bence Beşiktaş'ın topçusu da daha farklı bir oyuncu. Eğer santrofor arıyorsanız, hı hı, sizin elinizdekilerin üzerinde olması lazım. Bunların üzerinde bir oyuncu değil, bakma.
biz Türkiye'den çıkarız. Beşiktaş'tan orası ama orada da düştün. Ama bunlar bir tanesi Türkiye'de tek şu anda santrafor olarak Türk olarak. Başkasını sayamıyorsun. Bir de Abubakar'dan mı bahsediyoruz? Yani? Yok, kaç yaşında bu ama? 27. 27. Aa, 20. Hani ben 21-22 olsa alt kenara koy. Bir de bunun bonservis parası var değil mi? Evet, tabii bir sene mukavelesi daha var. Kiralık da ama olabilir. Burada şöyle bence sistemler de yapılıyor. Misal Burnley öyle yaptı. Weghorst'u kiralık gönderdi. Çıkarsak kullanırız dediler. Evet. Çıktılar. Kullanırlar mı bilmiyoruz ama takımın içerisinde. Şayet Beşiktaş belki düşünüyorsa kerem. Belki Yanaço'yu da kiralayıp çıkarsak kullanırız diye de düşünebilirler. Düşünüyorsam. Ama performansı da olağanüstü değildi. Onu da söyleyeyim. Bunun üzerindekini bulursun. Ya belli canım. İyi adam. Oyuncu. Galatasaray almaz mı? Galatasaray'a da yani sosyal medyada özellikle adı geçen oyunculardan biri. Değil mi? Muhtemelen menajeri Türkiye'deki bütün büyük kulüplere önermiştir. Sevgili hocam. Yani. Buralarda bizim Galatasaray, Fener, Beşiktaş bunların daha üzerindeki, iki kat üzerindeki oyuncularla oralara gider. Yani çok kötü bir oyuncu falan demiyoruz ama şimdi sen elindeki oyunculara bakıyorsun. Elindeki oyuncuları seviyesinin üzerinde değil ki. Hocam, yani çok üzerinde değil. Kötü bir adam Leicester'da oynamış 8 gol. Oynayabilir hocam ya. Oynayabilir. Ya. Cenk de gitti Everton'da oynadı. Sakatlıkları mı kattı? Hayır, çok geliyor öyle. Hocam yok. Şimdi şu anda Galatasaray'da Icardi'den acil ihtiyaç arkasına mı hocam? Bence değil. İşte değil. Konu hayır, hayır. Galatasaray şu anda yok ya santrafor. Evet. Yani Galatasaray için olabilir. Beşiktaş değil için mi? Acil ihtiyaç. Ben Galatasaray için de düşünmüyorum abi santraforu. Profil olarak bence de uygun değil bu arada. Ben Galatasaray'ın oyun kültürü, oyun kültürü ne dedik? Değil. Ama senin beklentilerin oyununa şimdi uygun mu? Icardi'nin yanında olur mu? Zaniolo var orada. Arkasını oynatmak istiyorsan hocam, örnek veriyorum. Zaniolo gitti hocam. Şimdi örnek veriyorum ben. Hocam ben vardan bahsediyorum. Şu anda yani var, gitmedi bir yere. Burada Abubakar var. Söyle şunun ismini. Cenk var. Bir de Ekambi'yi aldığını düşün. Üçü de yani. Bir şey söyleyeceğim, bu kenarda da oynuyor mu ya, sol tarafa sol ayaklı biliyor musun? Hocam mu? Şöyle ha? Yani sağ kanatta oynayabilir ama çok verimli olmaz. İkinci forvet gibi de kullanılabilir. Misal 4-4-2 oynuyorsunuzdur. Iheanacho, Abubakar yaparsınız. Ceza alanının dışına çıkar, pas alışverişine girer, şut tehdidi de vardır. Ama bir hani ceza alanı içi golcüsü olarak çok olağanüstü bir golcü değil. Onu söyleyebilirim. Ama hareketli bir oyuncu. Hoca, çift forvetli sisteme de özellikle uygun. Hoca da istemez. Ben size bir gelsin önüne koysunlar böyle yapar geç. Belki bir göz atar. Ya yok işte gelir öyle geçler ondan sonra. Ya yani şu andaki Beşiktaş kadrosu hakikaten iyi hocam, yani forvet attı. Hocam bir şey söyleyeyim de bak 27 milyon euroya mı gitti diyorsun oraya? Evet. Hocam az yani öyle boş adama vermezler sevgili onu. Sevgili hocam bunlar bak bunlar yani veriyorlar. Ben bunlar şu ada bak şu hareketine var ya. Hocam bak zaten yani Iheanacho üzerinde söylemiyorum da o paraları saça saça evet şampiyon oldukları yıldan 8-9 yıl sonra küme düştüler yani. Yani bu veriyorlar Leicester, hocam veriyorlar. Bu konuda çok mahir bir kulüp değil yani. Hocam bir Kante'yi verdiler hatırlıyorum Kerem değil mi? Kante'yi Leicester ucuza aldı. 10 milyon tabii eurodan daha ucuza aldı. Yok yok, şampiyon oldu sene Kante yok muydu? Vardı. Vardı ya. Verdi birisini daha verdi. Chelsea'ye Kante'yi mi verdi, City'ye Mahrez'i verdi. Chelsea'ye kaça zaten aldı? Zaten en iyi 3 oyuncusunun ikisini verdi. Kaça aldı yani Chelsea Kante'yi? Chelsea çok uygun bir paraya aldı Kante'yi. 35'e aldı. İyi uygun paraya almış 35 aldı. Hayır 35 o dönemki Kante performansı için çok sevgili uygundu. Kerem burada sen 5 milyona oyuncu aldığını gördün mü sen İngiltere'de? Zaten yok, yok, yüksek paralar alıyor. Şampiyon takımı dağıttılar, onu anlatmak i̇şte istiyoruz. Biz yani onun için diyoruz bizim ya takımlarımız da dağıtmasınlar yani şampiyon ha takımını. Üzerine evet ekleme yapmışlar. Yani çok kötü bir oyuncu falan diye söz etmiyoruz ama Beşiktaş daha farklısını ister. Eğer alacaksan, evet, eğer almak istiyorsan daha farklısını bulacaksın. Sana daha faydalı olur. Redmond en başta Beşiktaş'ın alması gereken tekrardan geri. Redmond işte çıktığı için söylüyoruz ki bu sezon içinde de çıkmıştı o isim. Ekambi. Onun üzerine de alırsa çok hocam, faydalı bir oyuncu olur. Hocam sen alma methettin ha vallahi. Hocam bildim, bildim seyrettim herhalde, bildim. Canlı seyrettim oyuncu. Kamerun milli takımından da biliyorum. Yani hakikaten iyi bir oyuncu. Evet. Bir de bak arkada Masaku ki Kerem şeyle Cenk'le nasıl oynadı? Cenk'in orada oynamasından sonra adamın oyunculuğu ortaya çıktı. Neler yapabileceğini gördük. Bunlar orasını nasıl yaparlar biliyor musun o üçgen? Tabii alabilirler. Allah korusun diyorsun Galatasaray'la bir şeyi, Fenerbahçe'yi. Efendim? Trabzon'u Allah korusun diyorsun. Hocam çok iyi bir oyuncu. Bak emin ol çok iyi bir oyuncu. Çok, çok seri bir oyuncu. Direkt gitmesini çok seven direkt gidiyor.
Yani böyle peki fazla... hocam bu makamı çok merak ettim. Şey bonservisi var mı bunun? Kaç var para? Dedim ya bir sene daha var 2024'e kadar. Hocam ya alınmayacak şeyleri söylüyorsun hoca ya. Ya niye alabilir? Kiralık alabilirsin, opsiyonunu alabilirsin. Kulübü belki şey. Kullanmayı düşünmez. Kulüp bir Lyon der ki olabilir. Lyon ben vereceğim der. Bana şu kadar ver opsiyonunu al der olabilir. Yani kullanılacak hocam, bu kadar iyi adamı niye versin adam ya? O adamı ya hocam, onlar arıyor, adam bak, hocam onlar alıyorlar. Yaş gelmiş 31'e. Biz bak ancak bu şekildeki oyuncularla çıkıyoruz. 31 yaşında diye. Evet evet. Ya ne olacak artık 31, 37? 39'a kadar oynardım hocam. Bak, sevgili hocam. Kerem onlar, 40'a çıkartacağım. Onların madenleri, madenleri neresi biliyor musun? Afrika. Maden orası. Oradan bulup getiriyorlar. Biz hazırlar alıyoruz işte bu şekilde. Hazırlar alıyoruz. Onun için... alabilir. Beşiktaş alırsa hakikaten iyi bir iş yapar. Hocam tabii. Bak futbol yine şeye gelecek. Hocam bir kere futbolda fizik olarak hazırlayacaksın çocukları gençten 14-15'ten fizik olarak. Bir de her sene bunları 50-60 maç oynatma organizasyonu yapacaksın. Nasıl olacak o? Biz de yapacağım. Ben mi yapacağım? Federasyon nasıl yapacak? Yapıyoruz. Onlar bile yapamıyorlar. Ya. Hocam. Hocam Allah, onlar oynatmıyorlar bile ya. Hocam, 10 maç oynuyorsun. Bırak maça. Gir işte, bu oralara. Yani neyse. Hocam işte onu yapmazsan çocuk futbol bak geçmez. Sevgili hocam bir şey söyleyeceğim. Mert Lig 34 var. Bunu yapan Lig 34 benim bizim evlatlarda Galatasaray'dan benim topçumdu. Çocuk bunu kuruyor. Bir, o 10, 11, 12, 13, 14 yaş grubu turnuva. Her hafta oynuyorlar sana bir şey söyleyeyim mi? 30 maçın üzerinden maçı. Federasyon bile yapamıyor turnuva. Öyle bir organizasyonu yapamıyor. Daha yeni Cuma günü son şey vardı. Süper Kupa'yı da yaptılar. Oradaydım. Çağırdı, davet etti. Kupa vermek için. Mükemmel Yeni Kapı'da yapıyorlar. Yok. Yeni Kapı'da hocam ne amatör takımlar varmış. O çocuklar nasıl biliyor musun? İşte, hepsi pırıl pırıl. Hocam 20-30 maçta bir şey olur. 50 bak ben şöyle söyleyeyim. Bunu yapan genç tek takımdayım. Hocam bir organizasyon. Genç takımdayım. A takımla çıkıyorum. Hem genç takımla A takımla zaten A takımla idmana çıkıyorum. B takım ligleri var. 30'lar maçtan 60 oynuyorum. Okul maçları oynuyorum 10 tane 70. Yazın turnuvada da oynuyorum 10 tane 80-90 tane maç oynuyorum. Bak her sene. Ya arkadaş ya böyle bir şey oldu. Şimdi var ya adam diyorlarmış ya gençler işte yorulur mu olur. Ya iki maç oynadığımız mı? Ya işte arkadaş bu zihniyeti ya federasyondakilere anlatmak lazım. Sen 50-60 maç oynayacak üçüncülük, ikincilik organizasyonu yap. Ama onu yapman için de hocam nasıl? Bak. Çok şöyle, hocam basit ya. Şimdi biz onları söylüyoruz da yurt dışında hepsi aynı standartta. Mesela Almanya'dan örnek vereyim. Atıyorum Hamburg'dan Münih'e kadar yaş grupları aynı sezonda başlıyorlar, bitiriyorlar. Ne zaman? Ağustos'ta mı başlıyor Bundesliga? Onlar da başlıyorlar Bundesliga ile birlikte. Bir açıklama var. Mayıs'ta bitiyor. FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası'nın 12-22 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'da oynanacağını açıkladı. Bu son dakika gelişmesini de sizlerle paylaşalım. Trabzonspor haberi ekrana taşıyacağız. Şöyle mi direkt Suudiler Dünya Şampiyonası'nda da şey almak istiyorlar. Evet. Ya bir dakika neyi oynayacaklar bunu anlayamadım. Kulüpler Dünya Kupası hocam. Kulüplerin. Her bölgenin Şampiyonlar Ligi statüsündeki turnuvasını kazanan. Orada da değiştirdiler ya. Önce Galatasaray'ın katıldığı dönem kıtadan geliyordu. Evet. Çıkıyordun. Ondan sonra şimdi Barcelona falan sonradan geliyor. Yani şey 12-22 Aralık. 22 Aralık'ta Manchester City FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu olacak. Bir aksilik olmazsa bir de öyle bir kupa kazanacak Guardiola. Orada sadece koydular ama şimdi direkt. Net ama bu budur Avrupa. Şey gitti hocam, İK gitti, takım kaptanı gitti ya. Çok üzüldüm ona biliyor musun? Hocam niye üzüldünüz adam? Üzüldüm, yok ya üzüldüm gene de. Hocam üzülecek bir şey yok, çok mutlu hocam. Takım kaptanıydı ya. Onu göndermediler, kendisi gitti. İşte takım kaptanıydı biliyor musun? Takım kaptanıydı. Onun mukavele de bitti. Sen biliyorsun, sözleşmesi bitti. Aslında İK geçen yıl gidecekti. Hocam neredeyse yalvar yakar tuttular. Bu sene de katkıyı verdi. Yaptığı açıklamada şu, çok da çok astronomik bir para da kazanmayacak. Helal çocukluktan olsun. Beri ben Barcelona'da oynama hayalim vardı. Çok sevdiğim bir kulüp. O yüzden bu tercihi yaptım hocam, şeklinde de konuştu. İlkay mutlu yani. İlkay'ı evvelki sene oynatmadı biliyorsun değil mi? Sonradan soktu, gol attı final şey maçında biliyorsun değil mi? Son sonradan maçta, soktu, evet, iki gol kurtardı. Oynatmıyordu onu diyordum inşallah yenilir diyordum biliyor musun? Sonradan sonra o bir çocuk vardı. Liverpool'umuzu da şampiyonluktan etti İlkay alacağın olsun. Ama oynatmıyordu onu ya biliyorsun yok, değil şaka mi? Şaka bir yana hakikaten yaşı ilerledikçe bence bravo, daha da iyi bir oyuncu bravo, oldu. Evet. Tebrik etmek lazım. Barcelona'da da hocam, çok güzel işler yapacak. Bochum'da oynuyordu Bochum'da. Bochum'dan. Ya gurur duydum Nürnberg'e ya. Gitti. Ya niye biliyor musun? Şampiyonlar işte şampiyonluk takım kaptanı olarak kupayı kaldırdı ya. Bu çok önemli arkadaşlar. Oradaki miadını doldurduğunu düşündü İlkay. Tabii. Gerçekten de kazanabileceği her şeyi kazandı.
Bir de ama bir macera yaşamak istemiş olabilir. Barcelona'ya. Barcelona'nın teklifi önemli yani. Ya bir de şöyle düşünün. Yani yıllardır yılın 300 günü yağışlı olan sisli puslu Manchester'da yaşadıktan sonra 2+1 yıllığına Barcelona'da yaşayacak olmak da bence çok cazip. Kerem kurt puslu havayı sever diye bir şey vardır Türkçe'de, biliyor musun? Bu arada ben de yağmurlu havayı daha çok severim. Ben de severim. Yani kışı daha çok severim. Bir de oynanması güzel oluyor. Çalışma, antrenman, futbol. Yani bir çocuk valla tebrik etmek lazım. Bochum'dan çıkıyorsun. Nürnberg, hocam, Nürnberg'den Dortmund'a gidiyorsun. Evet. Dortmund'dan City ve... Trabzonspor'a geçiyoruz. Zenginlikte, sıcakta zenginlikten zarar gelmez diyorlar ki. Trabzonspor'dan bir haber ekrana taşıyacağız. Bordo Maviler, Hırvat futbolcu Bruno Petković'in transferi için Dinamo Zagreb'le pazarlıklarını sürdürüyor. Bruno Petković güçlü, hava toplarında etkili. Aslında profil olarak da Süper Lig'e uygun bir görüntü sergiliyor. Ama beslemen lazım. Evet. Kimlerle besleyecek? Çünkü Catania, Bologna var bildiğim kadarıyla, İtalya. Bir tek oralarda, ondan sonra kendi ülkesi. Ve yine kendi ülkesinin olmasına rağmen Zagreb'de oynayan bir oyuncu. Çünkü Dinamo Zagreb'de de bak şöyle, Hırvat milli takımına hemen hemen altyapıları hep Dinamo Zagreb'den çıkan oyuncu. Evet. %90'ı. Dinamo Zagreb, bir de hocam Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb'den oyuncu. Lokomotiv var, bir de şey Hajduk Split var. Evet, oradan onlar biraz daha sanki aşağılarda geride kaldılar. Yani... Osijek biraz daha. Osijek de var. Evet, tartışılacak. Ama Dinamo Zagreb yani bu işin. Tartışılacak bir oyuncu değil ama. Ama şurada sonradan girdi oyuna galiba ya. Şimdi bir şey gösterirken. Milli sonradan maçta mıydı? Şimdi, milli maç bilmiyorum. Demin oyuna sonradan girdi. Milli maçta galiba, yanılmıyorsam. Bu mu? Olabilir. Ha? Milli takımda ağırlıklı olarak zaten sonradan da. Sonradan oynuyor. Yani. Evet. Yani etrafının da kimlerle donatacaksın? Öyle ha. Beslenen bir oyuncu bu. Yani kendisi çok alıp böyle falan götürmekten ziyade o yanlardan gelenler, güçlü bir hava topu hakimiyeti var. Bir de ceza sahasında yakaladığı zaman yani şutörlüğü de var ama evet. Hep besleniyor bu. Hocam, Viska, kimlerle oynadı hocam? Çok, şeyde son oynuyorsun. Maçlarda çok iyiydi Viska. Efendim? Edin Viska son maçlarda çok iyiydi hocam. Edin Viska diyorum. Fena dönmedi sakatlıktan. Ama tabii yeni sezonda birkaç maç var ya, müthiş oynadı. Lazım. Yani oraları da Trabzonspor bir iyi bir İğmeden geçirmesi lazım. Bir bakması lazım sana. Viska artık ne verebilir, ne götürebilir. Bu arada Bruno Petković kanatları da, kanatlardan gelen oyuncuları da besler. Duvar olur. Yani akıllı bir oyuncu. Takım oyununa katkısı olan tipte bir oyuncu. Ama işte şey dedi mi? Beslenen bir oyuncu. Evet. Siz onu hiç beslemezseniz geçen sezonki işte şeyin yaşadığı gibi, Martinez'in yaşadığı gibi. Evet. Bunları dışarıya falan gönderirseniz bu sefer esas ana merkezde santroforsuz kalırsınız. Yani yanlar Maxi Gomez. Yani yanlar ve arkasında kimler oynayacak onu bilemiyoruz Trabzonspor'da. Evet. Orta saha ne şekilde kurgulanacak. Dışarıda tamam Viska kalıyor ama Viska'nın ne kadar vereceği ki o Başakşehir'deki Viska'yı artık zor buluyorsun. Yok yok, çok iyiydi son 2-3 maç. Bilmiyorum hocam. Son 2 maçlar yani... artık çünkü rakiplere bakmak lazım. Oynadılar 10 kişi kalan rakiplere karşı falan oynadılar. Onu toparlamak için. Eski şöyle şeyini bulmuştu yani. Bence artık daha biraz farklı bir modelleri bulması gerekecek. Ki yarışmanın içinde olması lazım Trabzonspor. Trabzonspor ligin dışında olmaması gerekiyor. Şampiyonluk yarışının içinde olması lazım. Başkan ne şekilde kadro kurar? Stoperler ne olacak? Müdafaya nasıl tekrardan bir yeni bir süzgeçten mi geçirecekler? Hocam 12 milyon vermişler o stopere ya. Hangisine? Batra mı? Ha. Bilmiyorum. Ne yani 3-4 sene neyse ya. Şeye 2 milyon 250... Ya esasında hocam, adam bize uygun değil. Bizim tarzımıza uygun değil. Çünkü Barcelona biliyorsunuz Dortmund oynayan stoperleri sever evet, böyle. Hocam, bize uygun bir stoper. Öbür stopere 2 milyon 250 bin euro veriyorlarmış yıllık ya. Ya bu nasıl bir para veriyorsun? Dansville mi bu? Dansville. Dansville falan hocam. Ben hayret ediyorum ya. Yani bilmiyorum oraları değişkinlik yapılacak mı Trabzonspor? Ya Trabzon şey şu anda muamma gibi, kapalı bir kutu. Tam evet. Bilemiyoruz yani. Evet. Çok fazla oyuncu isimleri de geçmiyor. Son dönemde maç kazanmaya başlayarak sezonu kapatmıştı Trabzonspor. Hoca için çok iyi. Hoca için iyi. Yeni dönem açısından takımın özgüveni için de iyi. Kazanarak bitirmek sezonu. Ama şunu görmek lazım yani. Trabzonspor'un farklı galibiyeti, önce bir goller atacaksın ama rakipler de hep eksik kaldılar. Hep eksik kaldılar. Hoca da bir yeni bir oyun şablonu çıkartmaya çalıştı. Herkesi denedi. İşte onu diyecektim. Hepsini oynadı. Elinde kimler varsa, genci, yaşlısı, kim varsa hepsini toparladı. Ve mümkün olduğu kadar süre vermeye çalıştı.
Onun elinde bir liste vardır bunları gördükten sonra. Sol bek'e gelecek misin? Sağ bek'te zaten bir sürü var orada sağ bek'te. Orayı tekrardan konuşuluyor. Bilemiyoruz yani. Trabzonspor bize şu ana kadar bir kapalı kutu gibi. Fazla da oyuncu profilleri çıkmıyor. Şey var. Osijek miydi? Yok. Osijek miydi? Mislav Orsic. Onu da geçiyor. Evet. İsmi. Yani hoca da bildiği, aynı dili konuştuğu, aynı ekolü yaşayabilecek oyuncuları eski öğrenciler zaten. Biraz tabii bünyesinde tutmak istiyor. Bilemiyorum yani nasıl olacak. Hocam yalnız şöyle söyleyeyim. Yani bu hoca Zagreb'i biliyor. Şimdi bizim Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunların Zagreb'in çok üstünde bir kadro da yani. Eğer o şey aldanır yani hoca. Değil mi? Yani şimdi Galatasaray, Beşiktaş... Kadrolar üst seviye ama Dinamo yani, Zagreb'in de çok önemli bir hem kulüp hem takım olarak bir organizasyon var ama yani hoca da bunu başarabilirse Trabzon'da. Ama işte futbolculara baktığın zaman yani Beşiktaş'ta çok daha o yani Dinamo Zagreb'in üstünde bir kadrolar var. Yani şu anda üçü de öyle. Üçü de öyle. Ligde de öyle. İşte yani, bizim ligde yani, de öyle hocam. Bizim ligde boş ver o tarafı. Bizim ligde. Onu diyorum zaten hocam. Bak şimdi Dinamo Zagreb şöyledeyse bizim de üç takımın kadrosu bunların çok üzerinde bir kadro. Yani evet. Üçünün Fener, Beşiktaş, Galatasaray. Buna göre bir kadro kurması lazım. Yani Zagreb'in iyi oyuncuları falan bana göre yetmez diye düşünüyorum. Ben yani şu andaki, baktığın zaman abi Galatasaray'a baksana, Beşiktaş'a bak, Fenerbahçe'ye bak. Eldeki potansiyel olan takımlar da Trabzonspor'un oyuncuları şu andaki o saydığın üç büyüklerinin üzerinde değil. O seviyeye de çok az yakalıyorlar. Dinamo Zagreb'in de hocam 3-4 tane oyuncusu var ki bizim kulüplerimizin onları transfer edebilme olasılığı sıfır. Yani öyle oyuncular da var. Var ellerinde. Ama onlar hep çıkarıyorlar ya. Onlar zaten hep çıkarıyorlar. Alamaz. En aşağısı 10 milyon. En aşağısı 10 milyon. Luka Ivanuşet iyi bir oyuncu. Baturina çok iyi bir oyuncu. Onlar da İtalya'ya gidiyor zaten benim bildiğim. Genelde İtalya'ya gidiyorlar. İtalya. İşte Fransa'ya İtalya. Gidiyorlar. Almanya. Lovro Mayer mesela oradan Rennes'e gitti. Lokomotiva'nın oyuncusuydu. Ivanuşet yine Lokomotiva'nın oyuncusuydu. Genelde ya kendileri yetiştiriyorlar ya daha alt seviye takımlardan alıp satıyorlar. Gençleri çok oynatan bir takım. Evet. Genç oyuncuları kendi çıkardıkları veyahut da dışarıdan işte Lokomotiv'den falan aldıkları oyuncularla devamlı kurulan bir takım. Hani Trabzonspor için biz fazla bir şey diye bir kaleci kim olacak? Gidecek mi, kalacak mı? Kaldı herhalde ya. Bilemiyoruz. Şey dedim ben Kerem geçenlerde. Kaleci Fenerbahçe şeyi alsın dedim. Uğurcan'ı alsın dedim. Eyvah. Yani hocam söylenecek şey var. Sen de hiç vallahi yani. Şey bir dakika. Şenol Usta Ömer de gitti. Ali Kemal gitti. Şenol Usta Ömer diyor ki ya bir tek ben gittim diyor, bana ne yapmadıkları kalmadı diyor. Ondan evvel Ali Kemal de gitti oraya biliyorsun. Evet. Fenerbahçe'ye evet. Falan. Şimdi hatırlamıyorum başkaları gitti. Hocam yani. Şu an ha? Daha zor o işler. Yani bir sosyal medya o dönemler biraz farklıydı da dediği gibi sosyal şey, medya eyvah bir dakika eyvah. Ya Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye geldi şeyi ismi geçti. Ne olacaktı gelseydi mesela? Ya hoca farklı bir şey. Hoca gelir hocam, ya. Hocam nasıl ya farklı? Yani hani şey Fenerbahçelilerin arasında da Abdullah Avcı'yı kesinlikle istemeyen çok insan çok büyük. Herhalde canım yani. Ya belki de öyle bir %80-90 da sebep olabilir. Tabii %80-90'dır ama. Bu arada son bir dakikamız mı? Arkadaşlarıma sorayım. Evet, son bir dakikamız yok, içindeyiz. Uğurcan, hatta noktayı da Uğurcan koyalım. Uğurcan kaldı. Hocam zaten kalacak. Yani Uğurcan Fenerbahçe çok kafada oturmuyor yan yana. Vallahi, teşekkür ediyorum. Biz Güvenç teşekkür hocam. Ederiz. Mahmut hocam ağzınıza sağlık. Sağ ol. Spor gündemine noktayı koyuyoruz. Az spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu günler, mutlu akşamlar. Hoşçakalın.